Günaydınlar, mutlu günler sevgili seyirciler. Programımıza hoş geldiniz. Haftanın son günü, hoş bir Seda ile karşınızdayız. Bugün yine her cuma olduğu gibi psikolog Gülşah Sam bizimle ve onunla birlikte regresyon terapisti Berna Şirin bugün stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Önce Berna Hanım'a diyorum. Teşekkürler Seda Hanım, harikasınız. Hoş bulduk. Muhteşem bir yayın olsun ve muhteşem bir hafta sonu diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Gerçekten de öncesinde de konuştuk. Müthiş bir enerjiniz var. Umarız bize de biraz gelir o enerji. Tabii ki buradaysak hep birlikte neler yaratabiliriz bakacağız. Kesinlikle öyle. Evet Gülşah'cığım nasılsın? İyiyim, sen nasılsın Seda'cığım? Ben de teşekkür ederim. Evet bugün Gülşah'la geriatri, yaşlanmayı konuşacağız. Genellikle kadını son dönemlerde malum kadınlar günü de olduğunca, kadına şiddet ülkemizde çok olunca bunu ele alıyoruz sıklıkla. Yanı sıra çocuk psikolojisine de yer vermiştik ama artık sıra yaşlılarımızda. Onları da tabii ki çok çok seviyoruz. Başlayalım dilersen seninle. Evet. Nedir geriatri, yaşlanma süreci nedir? Neler değişir? Geriatri bir yaşlanma bilimidir. Yani geriatri yaşlanma, yaşlılık, yaşlılığa gitme manasına geliyor. Yaşlanmak nedir'e gelince yaşlanmanın tabii ki çeşitleri var. Bedensel yaşlanma, evet. Ruhsal yaşlanma, evet. Zihinsel yaşlanma diye üçe ayrılıyor. Bedensel yaşlanma 30 yaşına kadar normalde hücrelerimiz nasıl ilerliyor? Yenilenerek ilerliyor. 30 yaşından sonra artık hücrelerde yavaş yavaş yıkım meydana gelmeye başlıyor. Ve eski yenilenme süreci gerilemeye giriyor. 30 yaşından sonra hücrelerimiz yavaş yavaş yıkıma uğruyor. Hem iç organlarımız hem dış organlarımız, derimiz yıkıma uğruyor. Ve dolayısıyla aslında bir bedensel yaşlanma başlıyor. Ama bedensel yaşlanmayı hızlandıran en önemli etken de psikolojik yani ruhsal yaşlanma. Evet. Eğer ruhsal huzurumuzu, refahımızı maksimum seviyede tutabilirsek, bedensel yaşlanmanın da önüne geçemezsek de yavaşlatabiliyoruz. Böyle de bir mantığı var bunun. Zihinsel yaşlanma da zihnimizde biriktirdiğimiz yükler, yoğunluklar, zihinsel olarak yaşadığımız bir takım acılar, sıkıntılar, zihnimizi meşgul eden her şey zihnimizde yaşlanmaya sebep oluyor. Zamanla beyin hücrelerimizin yıkımları, nörolojik yıkımlar başlıyor, kas yıkımları başlıyor ve yaşlılığa doğru gidiyoruz. Evet. Yaşlılık Türkiye'de ve Dünya Sağlık Örgütü'nün aslında kabul ettiği bir sınır bu. 65 yaşından sonra başlıyor. Hı-hı. Geçmişte Dünya Sağlık Örgütü'nün bununla ilgili verdiği yaş 60'tı, şu an 65 evet. olarak kabul ediliyor. Ve sanıyorum... Birkaç yıl sonra da o biraz daha 70'lere çıkacak. Bence çünkü çıkacak. İnsan ömrü uzadı. İnsan ömrü çok uzadı. İnsan ortalaması Türkiye'de erkeklerde 70, kadınlarda 73 iken 1999 verilerine göre TÜİK'in şu anda erkeklerde 73, kadınlarda 75'e kadar çıktı. Yani nasıl derler? Ecelsiz ölüm şeklinde söylüyorum ben. Hani kazaları falan saymazsak hastalıklara bağlı ölümler bu şekilde. Yaşlılığa bağlı gibi. Tabii ki yaşlılığa bağlı ölümler bu şekilde. Ama tabii ki hem bedensel hem ruhsal yaşlanmanın önüne geçme en iyi yolu kendimizi stresten arındırmaya çalışmak. Ne evet, kadar da zor olsa da. Aslında çok ilginç. Evet insan ömrü çok uzuyor ama bütün bunlara rağmen... daha çok erken yaşlarda bir yaşlandım korkusu, paniği oluşmaya başlıyor. O da bizim kadınlarda, alanımıza giriyor sanırım. Erkeklerde, evet. Neden bu kadar korkulur hale geldi ve aslında birçok sektörde bunun önüne geçmek için ürünler piyasaya sunuyor ya da yeni yöntemler işte güzellik konusunda, fiziksel anlamda. Öncelikle o değişimle daha genç kalmaya insanlar çok merak sarıyor. Ama dış görüşte öyle olup da hani ruhsal olarak gerçekten çok erken yaşlandığını hissedenler de var. Tabii ki. Önce bu yaşlılık korkusu neden onu sorayım. Şimdi yaşlılık korkusu aslında şimdi yani yeni olan bir şey değil. Yıllardan beri olan bir şey. Özellikle kadınlarda daha çok, erkeklerde çok fazla yaşlanma korkusu yok. Ama kadınların yüzdesine baktığımızda erkeklere göre çok daha fazla. Dün bir sosyal medya paylaşım sitesinde bir haber gördüm. Çok geçmişte 1960 yıllarında yapılan bir reklam afişi vardı. Orada işte bir bayan işte evde kaldım şu kremi kullandım koca buldum tarzında bir şey var. Böyle karikatür. Çok güldüm ona ben. Gerçekten ta o zamanlardan beri böyle kremlerle işte yaşlılığın önüne geçileceği düşünülüyordu. Ama şu anda tabii ki
bir takım şeylerle önüne geçilse de, bedensel olarak, görünüm olarak geçilse de hiçbir şey tabii ki o doğallığı vermiyor. Tabii yaşlanmak ki. Da güzel bir süreç. Yaşlanma akışa da kendini bırakmak güzel bir süreç. Görünüm olarak belki hani önüne geçilebilir ama ruhsal yaşlanma dediğin gibi görünümden ve fiziksel yaşlanmadan çok daha hızlı insanları sona götürebilen bir şey. Çünkü yaşlılıktaki en büyük korkunun sebebi kişinin sona yaklaşması. Yani yaşlı bir birey artık çok fazla yaşayacağım zaman yok, ömrüm bu kadar. İşte ölüme biraz daha yaklaştım şeyiyle bakıyor. İşte ya çaresiz kalırsam, ya bana kimse bakmazsa, ya öyle bir hastalığa yakalanırsam, çocuklarımla ilgi göremezsem, bunun gibi korkulara kapılabiliyor. Ne kadar fiziksel iyi hissetse de kendini, ruhsal olarak böyle sıkıntılar yaşayabiliyor. Bu bir süreç. Aslında söylemiş olduğun gibi ileri yaşlarda o aynen psikolojik açıdan böyle yaklaşılıyor ama benim hani az önce belirtmiş olduğum gibi diğer taraftan da özellikle kadınlarda o korku da artık bir kadın olarak hani değişeceğini, yaşlanacağını düşünüp beğenilmeme kaygısı. Eşin kendinden daha genç bir bayana gidebilme kaygısı. Bu tabii bu gibi kaygılar oluyor ama aynı kaygılar erkeklerde de bekliyoruz ama böyle bir kaygı taşımıyorlar. Erkeklerde de özellikle bazı yaş işte 40 yaşından ya da 50 yaşından sonra değiştiğini söylerler. Bu durumu da ona bağlarlar çoğu zaman. Yaşlanıyorum endişesiyle biraz daha gençliğinde yaşamadığı şeyleri yapmaya başlarlar. Andropoz evresi diyoruz biz buna. Erkeklerde de şöyle bir durum söz konusu oluyor. Kendilerini genç gösterme çabası. Mesela erkek botoksları mesela çok azken hani siz de konuşuyorsunuz bu konuları yayında. Kadın botoksları daha fazla ama erkeklerin kendine gösterdikleri özen kadınlardan daha fazla oluyor. Çünkü geçmişte göstermediği özeni yaşlılık döneminde gösteriyor. Daha kendinden genç kadınlara yönelme de zaten bundan oluyor. Kendini ispat etme arzusundan oluyor. Tabii birçok erkekte bu konuda çuvallıyorlar eşlerine karşı. Ama tabii ki yaşlılık dediğimiz şey illaki var. Fiziksel önüne geçsek de ruhsal var. Önemli olan bu süreci en iyi şekilde geçirebilmek. En güzel şekilde geçirebilmek istediğimiz şimdi bu. Şimdi bu konuya devam edeceğiz. Aslında yine konuyla ilişkili olarak Berna Hanım'la biz tabii ki farklı onun çalışma alanlarını konuşacağız ama böyle o duruşunuzdan, bakışınızdan hissettim. Sizin de bu konuyla ilgili söylemek istedikleriniz var. Evet. Buyurun sizi dinleyin İki lütfen. İki konunun bir araya gelmesi tesadüf değil mutlaka. Evet. Aksesle ilgilenen, ilk tanıştırırken regresyon terapisti olarak söylediniz. Bunun yanına benim aslında ana konum, Access Consciousness sisteminin araçlarını kullanan bir facilitator'ım. Yani kolaylaştırıcı denir bizlere. Yani ve bunun hem seanslarını hem de eğitimlerini vererek kişilerin gerçekten bilince erişim konusunda kullanabileceği araçları onlara sunarız facilitator olarak. Dolayısıyla Access'ten girerek bizim yaşlanmayla ilgili söyleyebileceğimiz en özde şey aslında yaşlanma bir bakış açısıdır. Dolayısıyla iki konu gerçekten bir araya gelmiş. Access uygulayan kişiler gittikçe gençleşir. Gerçekten bunu hep duyarız yaptıkça. Ya sen gittikçe gençleşiyorsun, ne yapıyorsun diye. Aslında bakış açılarımızı değiştiriyoruz. Ve tabii ki Access'in biraz sonra sohbet edeceğimiz araçlarını kullandığınızda hem enerjiniz değişiyor, hem ruhsal sıkışmışlıklar yok oluyor. Dolayısıyla hem ruhsal olarak hem de bedensel olarak sizin az önce bahsettiğiniz o yaşlanma etkileri tamamen dönüşmeye başlıyor. O yüzden ilginç bu iki konunun bir araya gelmiş olması. Kesinlikle. Bizde Access facelift var değil mi? Facelift de araçlardan bir tanesi ama çok güçlü bir araç. Ben yaptırdım. Sohbet ederiz. Onları biraz daha bence de gerçekten ben de detaylarını sabırsızlıkla bekliyorum ama yaşlıktan girdik, devam edelim. Burada bir sınıflamaya gittik fiziksel, psikolojik olarak, zihinsel olarak. Peki özellikle dedik ki psikolojik yaşlanma daha erken evrelerde görülebilir. Görülebilir, evet. Bunun önüne nasıl geçebiliriz? Şimdi psikolojik yaşlanmanın yani ruhsal yaşlanma diyoruz biz buna.
Her yaşta olabilir. Yani 20 yaşındaki bir insanla tanışırsınız. 45 yaşındaki enerjisine sahiptir. 45 yaşındaki bir insan psikolojisine sahiptir. Gelecekten daha az umutludur. Ne yapıyoruz? Daha çok kişide hedef belirleme çalışmaları yapıyoruz. Yani bir insanın hedefi yoksa ruhsal yaşlanma başlamış demektir. En önemli şey hedef. Hayalleri yoksa ruhsal yaşlanma başlamış demektir. Kişilere hayal gücünü arttıracak ve hedef koyacak bir takım çalışmalar yapıyoruz. Diyoruz ki işte sen bu dakikadan sonra bugüne kadar çok kötü bir durum yaşamış olabilirsin. Güzel bir hayat yaşamamış olabilirsin. Başına pek çok travmatik olay gelmiş olabilir. Ama burası senin için bir dönüşüm ve değişim noktası. Bu noktadan itibaren artık senin hayallerin ve hedeflerin olmalı ki o genç enerjiyi yakalayabilirsin. Bir de seanslarımızda insanlara en çok önerdiğimiz şeylerden bir tanesi, özellikle gençlere ben şunu öneriyorum: çok fazla yaşlılarla vakit geçirmesinler. Özellikle böyle evlerinde yaşlı olan, yaşlılarla yaşamak zorunda olan gençlerde inanılmaz majör depresyona varan şeyler görüyoruz. Yani majör depresyon dediğimiz şey ne? Ağır depresyon. Aslında o oranı siz daha iyi bilirsiniz. Oranın enerjisini alıyor. Sürekli yaşlılarla bir arada da olarak daha gençlere, gençlerle birlikte olmak iyi geliyor. Yaşlılarla tabii ki kendi dedesidir, annesidir, babaannesidir, neyse tabii ki de zaman geçecek ama o genç enerjiyi kaybetmemeleri lazım. Çünkü yaşlılık enerjisi gençlerde depresyona sebep oluyor. Her yaşın belli bir enerjisi var. Mesela bu akses gibi, işte bunun gibi terapiler kişileri daha iyi hissetmeleri, daha genç hissetmelerine sebep oluyor. Bu aslında yaşam enerjisini arttırıyor. Öyle değil mi? Bir yaşlıya bakmak zorundaysa ve onunla vakit geçirmek zorundaysa o kişi bundan az etkilenebilmek için neler yapabilir? Kendini gençlerle olan aktiviteler seçebilir. Yani yaşlı birine bakan bir insan, yaşlının yanında bir başka bir insan en azından bir iki saat bulundurup orada onu konuşlandırıp kendi gençlerle vakit geçirebilir. Çok fazla rastladığımız bir şey. Hasta bakan, yaşlı bakan, majör depresyon çok ağır bir depresyondur. Geçtiğimiz haftalarda konuştuk. Onun için mutlaka kendilerine terapi anlamında, mesela akses terapisine gidebilirler. Gerçekten yaşam enerjisi aşılayan bir şey insanlara. Dolayısıyla bu tarz şeylere yönelebilirlerse, o enerjiden kurtulabilirlerse hem psikolojik hem bedensel yaşlanmalarını geriye attığını görecekler. Bu psikolojiden midir? Çoğu zaman bizim geleneğimizde, kültürümüzde elbette ki yaşlı anne babaya bakmak vardır. Bakmayan vefasızdır. Yani bu güzel, iyi karşılanmaz. Evet. Ama günümüz koşullarında biraz daha değişmeye başladı. Acaba artık insanlar hakikaten psikolojik olarak o hani ben de yaşlanıyorum, onun gibi hissediyorum düşüncesiyle mi çok fazla bakmayı tercih etmiyorlar? Bizim gelenek göreneklerimizde bir yaşlı huzur evine yattığı zaman veya bir bakım evine verildiği zaman olayı biz çok dramatize ediyoruz. Yani Avrupa'da böyle bir şey yok. Avrupa'da yaşlılar yaşlılarla birlikte olmayı çok daha fazla seviyorlar. Yani esasında biz şu an evrende bir çekim yasası içerisinde yaşıyoruz. Bu çekim yasası da bize şunu söylüyor. Yani kadınlar kadınlarla olmayı seviyor, çocuklar çocuklarla olmayı seviyor, yaşlılar yaşlılarla daha iyi anlaşıyorlar. Çünkü tecrübeler, hayat enerjisi, o yaş enerjisi onların birbirlerine yakın ve birbirleriyle aynı. Dolayısıyla şöyle bakmamak lazım. Yani bir yaşlının huzur evinde olması veya bir bakım evinde olması olayın dramatize edilmemesini, edilmesini gerektirmiyor. Dolayısıyla ailelerin bu konuda yaşlıya söz hakkı vermesi lazım. Yani nasıl bir ortamda olmak istiyorsun? Çünkü onun kendi yaş grubundaki insanlarla olması da onun için büyük bir avantaj. Yani psikoloji de böyle. Enerjiler daha çok uyuşur, daha iyi hissederler. Onun için yaşlıya sormak ve fikrini almak lazım. Bazen çünkü biz çok duygusal davranabiliyoruz. Avrupa'da mesela böyle bir şey yok. Avrupa'da insanlar daha mantıklı düşünebiliyorlar. Ama o fikrini sorsak eminim hele Anadolu'da hiçbir yaşımız biri evinden, ailesinden ayrılmak istemez. Yok, artık istiyorlar. İstiyorlar mı? Birçok yaşlı danışanda şunu görüyorum. Hani ben daha huzurlu olacağım, hani kendi kendime, yaşıtlarımla olacağım, bir yerde olmak istiyorum diyorlar. Artık eski bilinç yok. Ha, o belki biraz daha kırsal kesimde hala devam ediyor olabilir. Yani biraz daha bu konuda Avrupa'yı takip eder olduk yani. Peki yaşlarda en sık görülen psikolojik rahatsızlıklar nelerdir?
Yaşlılarda en çok bir kere depresyonlar, korkular, fobiler, yalnız kalma fobisini çok fazla görüyoruz. Psikolojik rahatsızlık olarak söylüyorum, nöropsikolojik olarak değil şu an. Yalnız kalma korkusu, terk edilme korkusu, tercih edilmeme korkusu, birilerini rahatsız etme duygusu, değersizlik bilinci, yetersizlik bilinci, hak etmeme bilinci, bunlar yaşlılarda çok sık rastladığımız şeyler. Kendi çocuklarının sürekli işte vefasızlığını düşünüyor olması, çocuklarının yapabileceğinden daha fazla büyük beklentilere giriyor olması, bu anlamda yaşlılarda çok sık gördüğümüz şeyler. Bu saydığım her şey de aslında bir depresyon belirtisi. Yani yaşlılarda oluşan bir depresyon belirtisi. Bunun yanı sıra psikolojik problemlerin dışında yaşlılarda bir de nöropsikolojik sorunlar ve nörolojik sorunlar çok önde. Bunlar arasında da en önemlisi tabii ki demans, bunama dediğimiz. Bugün genelde yaşlılarda oluşabilir. Aksesli yeniliyor mu? Gerçekten. Konuşabileceğimiz çok ortak alan var. Harika. Bu konuda çözüm arandığında güzel araçlardan bir tanesi akses olacaktır onlar çok için. Çok güzel. Yani bilinçli bir yaşlının hani aksese başlaması belki de onun için hayatını yenileyecek bir şey olabilir. O konuda bir bilgim vardı, onun için sordum, döndüm. Onun dışında mutlaka demans, bunamanın dışında nöropsikolojik yine nörolojik demanslar var. Alzheimer'la demanslar var. Alzheimer hastalığı çok yaygın şu an. En çok rastladığımız. Majör depresyon yaşlılarda çok görmüyoruz. Daha çok fobik depresyonlar görüyoruz. Minör depresyon dediğimiz daha düşük çapta depresyonlar. Daha çok korkularlı problem yaşıyor yaşlılar. Değersizlik bilincine kapılıyorlar. Özellikle yaşlılardan bir tane eş kaybedilmişse o zaman bu yalnızlık korkusu daha çok ve güvensizlik korkusu daha çok artıyor. Birbirinden güç alıyorlar aslında değil mi eşi hayattayken? Evet, geçelim aksese. Ama önce Berna Şirin, sizi biraz tanıyalım. Ne zaman başladınız böyle bir işe? Onun öncesinde neler yapıyordunuz ve nasıl yolunuz kesişti? Regresyon terapisti olarak sizi tanıttık ama siz aslında akses konusunda uzman, Türkiye'deki sayılı isimlerden birisiniz. Teşekkür ederim. Daha fazlasını sizden dinleyelim. Buyurun. Evet, ben 2000 yılında Reiki ile başlayan bir yolculukla sonrasında hep bilinçaltı konularını merak eder şekilde ilerledim. Ve karşıma otohipnoz eğitimi ilk çıktığında dikkat çekiciydi. Ve o eğitimi aldıktan sonra da gerçekten bu alanda ne yapabilirim, nasıl katkı olabilirim, önce ben kendimle ilgili neler yapabilirim diye yolculuğa başladım. Yıllarca çok fazla eğitim aldım. Hani merak edenler inceleyebilirler, bakabilirler ama ben aksese gelmek istiyorum. Çünkü o yolculukta EFT, NLP, regresyon, geçmiş yaşam regresyonu, nefes, pek çok alan gerçekten sıra dışı bir yolculuğa beni zaten sokmuştu. 2010 yılında ise Access Consciousness sisteminin araçlarından ilki olan Access Bars'la tanıştım. Ve fark ettim ki bu teknik öğrenmeli ve öğretilmeli. Çünkü o güne kadar öğrendiğim tekniklerin hepsi muhteşemdi. Belli bir zaman alan, terapi sürecinde belli bir zaman alan tekniklerdi. Ama Access benim için bir sihir gibiydi. O yüzden de onu eğitmeyi, öğretmeyi ve herkese bir şekilde dokunmayı seçtim. 2010 yılından beri de Access Bars ve Access'in ileri düzey eğitimlerini veriyorum. Gary ve Dane'den burada bahsetmek gerekir. Bu sistemin kurucusu olan Gary Douglas 1990 yılında bu sistemi keşfetmiş. Access Consciousness şu anda bir şirket. Gary ve Dane'in ortak şirketleri. Dane ona yıllarca sonra katılmış ve şu anda tüm dünyada İngilizcesi Access Consciousness olan, Türkçesi bilince erişim diye telaffuz edebileceğimiz sistemi tüm dünyayı bilince ulaştırmak için bu teknikleri öğretiyorlar. Tüm dünyada eğitimleri var. O zaman biz bugün izleyicilerimizin de daha çok aklında kalabilmesi için Türkçesini de arada söylemekte fayda var değil mi? Bilince erişim. Gerçi artık bu bir marka olduğu için Access Consciousness artık biliniyor.
Ben 2010 yılında gerçekten bu sistemi öğrendiğimde bunu anlatmakta zorluk çekiyorduk. Hani çok fazla ulaşamamıştık ama bugün Access'i, Access Mars'ı duymayan çok az insan kaldı gibi hissediyorum Türkiye'de. Bence de. Değil mi? Herkes bize ulaşıyor hocam diye bilgi alalım, ne yapabiliriz, kime nasıl ulaşabiliriz. Türkiye'de çok sayıda eğitmenimiz var bizlerin, talep eden herkesin ulaşabileceği, Türkiye'nin her yerinde Access Mars eğitmenlerimiz var. Ve ondan da katlarca fazlası uygulayıcısı arkadaşlarımız var. Herkes sağında solunda ararsa mutlaka bir Access Mars uygulayanı bulacaktır. Aslında söylemiş olduğunuz gibi bilince erişme yöntemi diyebiliriz. Evet, bu konuyla ilgili çok farklı isimlerde, yöntemlerde var. Biz de programımızda yer veriyoruz. Theta Healing gibi işte şimdi tam olarak aklıma gelmeyen birçok. Kuantum gibi, hipnoterapi gibi, rekreasyon gibi. Çok fazla var. Peki öncelikle diğerlerinden farkı nedir bu Access Bars'ın, onu sormak istiyorum. Harikasın. Ve süreç nasıl ilerliyor? Harika tabii. Şimdi Access Consciousness bir şemsiye ve bunun araçlar silsilesi diyelim. Bunun içerisindeki ilk tanışılması gereken araç Access Bars ki biraz sonra aktarırım. Nasıl işlediğini. Access Bars neden? Ben mesela regresyon yapıyorum, ben EFT yapıyorum, NLP uzmanıyım. Bu teknikleri kullanmak gereğine gelen danışanda öncelikle Access'i kullanmamın nedeni çok hızlı, tam bir sihir gibi sonuç alıyor olmam. Her teknik çok özel ve kişiye yararlı olan tekniği kişinin kendisi gerçekten keşfedebilir. Evet. Herkes için işleyen, keyifle karşılaşacağı teknikler mutlaka vardır. Ama benim için, benim bakış açımla Access çok hızlı, sihirli ve böyle puf diye işi çözen bir teknik. Hatta Access'in sembolü hani kara indigo çiçeği vardır ya, üflediğinde böyle hemen dağılır bir çiçektir. Evet, o simgesidir Access'in. Tabii ki o kadar kolay bir şekilde sıkıntılardan uzaklaşıyor olmak birinci neden. Şuna bir diğeri de evet aynen ona benziyor. Bir diğeri de tohumlarının yayıldığı yerde hemen o bilinç tohumları kolaylıkla büyüyor ve gelişiyor. Access bütün teknikler Seda Hanım aslında insanın içinde var olan o potansiyel gücün üzerinde yıllardır ya da yaşamlar boyu biriktirdiği tozları yok etmekle ilgili. Hepsi aslında özdeki o insanın içindeki gücü açığa çıkartmakla ilgili. Evet. Bu tozları çok belli bir süre içerisinde alanlar var. Biraz daha hızlı alanlar var. Bir de benim Access için tabir ettiğim gibi sihir gibi böyle anında yok edenler var. O yüzden Access. O yüzden onu kullanıyorum ben. Evet, biraz daha açalım Access Bars'ı. Evet, Access Bars. Ne tür yararları var? Şimdi size biri geldi bu konuyla ilgili işte. Danışanınız. Nasıl bir yolu izliyorsunuz ilk etapta? Nasıl ilerliyor süreç? Harikasınız. Evet. Access Bars kişinin aslında keyif yaptığı bir zamanlama. Gelen danışanımız sadece uzanır. Terapist olan arkadaşımız da başındaki 32 noktaya dokunarak yaklaşık 1-1,5 saatlik bir süreçte bir terapi uygular. Aslında bir konuşmaya bile ihtiyaç duyulmayan, kişinin uyuklayabileceği de rahat edeceği bir andır o 1-1,5 saat. Fakat sihirli bir andır. Geride aklı sistemin kurucusu der ki, bir kişi Bars aldığında en kötü ihtimal muhteşem bir masaj almış olarak kalkar masadan. En iyi ihtimal ise tüm hayatı değişecektir. Gerçekten de hayatım değişti diyerek tek bir seansta bile insanların geri dönüşlerini almak Access Bars uyguladıktan mucizevi sonra bir şey gerçekten aslında. Çok güzel. Bars ne yapar? Yaşamlar boyu biriktirmiş olduğunuz sıkışmışlıklar, duygular, bakış açıları, yargılar bu 32 noktada, başınızın üzerinde yer alan 32 noktada birikir. Biz buraya dokunarak oradaki sıkışmış enerjiyi deşarj ederiz. Access Bars'ta ne enerji verilir ne de enerji alınır. Bir reiki gibi değildir ya da bir enerji gibi değildir. Sadece dokunursunuz ve oradaki sıkışmışlık deşarj olur. Geri Douglas şöyle açıklıyor. Diyor ki sanki beyniniz, başınız bir bilgisayar gibi düşünün. Onun içerisindeki virüsleri temizliyoruz biz Bars yaparak. Kişi anda kalır seanslardan sonra. Hep geri dönüşlerde bunu çok net görürüz. Farkındalığı artar.
Hani o sürekli dırdır eden bir ses vardır ya, yoğun tempo içerisinde koşturan insanlarda. O ses dinginleşir, sakinleşir. Hayatın keyfini çıkarmaya başlar kişi. Ve Özde de yaptığı şey, yaşamlar boyu ve bugünkü yaşamdan itibaren sizi sıkıştıran her ne duygu varsa onu yok etmektir. Yok etmek derken de oradaki sıkışmışlığı yok etmektir. Evet. Dolayısıyla kişinin hayatında bloke olmuş alanlar neyse pıtır pıtır çözülmeye başlar. Şaşırtıcıdır, evet. Keyiflidir. Herkes bar seansını mutlaka deneyimlemelidir. Birçok sorunu aynı anda çözebiliyor değil mi bu yöntemle birlikte? İşte ilişkilerinde sorun yaşayan, işinde yaşayan gibi. Evet. Kimler gelebilir, kimler bars alabilir? Herkes. Küçük bir bebek de dahil bars yapabilirsiniz. Hiç konuşamayan, kendini ifade edemeyen bir danışana da, ki bu pek çok tekniğin kullanamayacağı bir danışan türüdür. Hani kendini ifade edemeyen, konuşamayan, hasta olabilir, komada olabilir ya da herhangi bir şey, bars yapabilirsiniz. Yaşlılarımıza, bugünkü konumuz hani yaşı ileri geriatrik durumda olan kişilere rahatlıkla bars yapabilirsiniz. Ve akses bars yaptığınız kişilerin bir kez barlarını aktife ettiğiniz zaman zaten o temizlik süreci başlamıştır. Çoğu zaman şu soru da sorulur, belki sizin de aklınıza gelmiştir. Hani bir kişi için kaç seans gerekir? Evet, hani genellikle herhalde. Hocam ne kadar seans gerekir? Evet, hep soruluyor ne kadar seans gerekir diye. Bunu bilemiyoruz. Ancak ben hep şunu söylüyorum. Kaç yaşamdır ne biriktirdiğinizi bilmiyoruz ama tek bir seans bile zaten sizin için temizlik sürecini başlatacak. Öyle durumlar yaşıyoruz ki bir seansta bile çok mucizevi bir şekilde hayatın en büyük sorununu kişi çözebiliyor. O nedenle hani belki bir seans, belki birkaç seans. Evet. Bars aldıktan sonra da zaten o rahatlık hissi, o bugünkü realiteden sizi çıkartan o hızlı süreç zaten alışkanlık haline geliyor açıkçası. Peki o ilk seansın yeterli olup olmadığına siz mi karar veriyorsunuz? Kişi kendinde hissediyor mu onu, eksiğini ya da artısını? Ben terapist olarak hiçbir zaman kişiye tekrar göreyim seni demedim bugüne kadar. Ama bu tamamen terapistin kendi tarzı da olabilir. Ben daima kişinin o süreci kendinin takip edebileceğini konusunda onu bilinçlendiriyorum. Birkaç seans tabii ki gerekir. Bazı durumlarda belki gerçekten 7-8-10 seans gerekebilir. Ama bu tamamen o yolculukta kişinin birkaç gün sonra hissedecekleriyle alakalı. Evet. O yüzden mutlaka takipte oluruz ve karşılıklı görüşürüz. Kişiler istedikleri zaman arayabilirler ve dönebilirler. Ama sonuçta bu kişinin kendi tercihi olacağı için ben illa işte 3 seans görelim ya da 5 seans yapalım gibi bir yorumda bulunmamayı seçen terapistlerdenim. Evet. Kişi kendi yolculuğunu bilir. Bazı yöntemlerde işte uzaktan da bir terapi yapılabiliyor. Sizde bu geçerli mi? Anladığım kadarıyla dokunmanız gerekiyor. Evet, sonuç alması için. Akses bars uzaktan yapılamaz. Bu konuya değindiğiniz için teşekkürler. Bu soru sıkça soruluyor. Ve hani her şeyde olduğu gibi uzaktan da yapıyorum diyenler bile olabilir. Ama akses bars uzaktan yapılmaz. İşlemez. Evet. Denenebilir okey ama hani sonuç alınamaz. Çünkü aksesin şöyledir. Hiçbir bakış açısı yoktur aksesin. Doğru yanlış tanımımız yoktur. Yani her şey mümkündür. Denenebilir ama hiçbir şekilde söz verilemez. Gerinin dediği gibi dokunmanız gerekiyor. Şimdi mümkündür dediniz ya. İşte bu farklı yöntemleri uygulayan, bu konuda uzman olan kişilerden de benim sık duyduğum ya da işte sosyal medyada paylaştıkları şeylerde hep eklediği bir cümle var. Başka neler mümkün gibi. Süpersiniz. Bunun şeyi nedir? İşte yani harika. Ben şey yazarım ya. Süper. Evet. Harika. Akses'in, Akses Consciousness'ın içerisinde pek çok araç var. Bars bunlardan bir tanesi demiştim. Ve soru sormak da çok büyük araçlarından bir tanesi Akses'in. Biz soruyu sorun ama bunun cevabını siz aramayın diye öğretiriz hep Akses eğitimlerimizde. Çünkü sorunun cevabını zaten biliyor olsaydık değil mi? Hani o soruyu sormaya gerek kalmazdı. Dolayısıyla bazı soru kalıplarımız da var Akses'in içerisinde. Mesela bundan daha iyisi nasıl olur?
veya çok başka neler mümkün gibi. Çünkü sorduğun her sorunun cevabını alıyorsun evrenden. Yani yanıtını alıyorsun. İyi sorularında, kötü sorularında hepsini. Dolayısıyla bu iyi bir soru sorma bakış açısı kazandırıyor. Kesinlikle, kesinlikle. Bunu sürekli tekrarlamak gerekiyor değil mi? Şimdi şöyle söyleyeyim. O şeyi görmek için, enerjiyi almak için. Şöyle söyleyeyim. Aslında çok güzel örnekler yaşıyoruz. Şimdi ben... bazen benim Hayat Değiştiren Mucize Anahtarlar diye bir seminer grubum var ve o seminerde bu tür araçları tanıtıyorum ve eğitimlerini veriyorum. Sadece o seminerde bakın bir kez bundan daha iyi nasıl olur duymuş bile olsa kişi, hı hı, ya da başka neler sorusunu duymuş bile olsa kişi, onunla ilgili bir kez, hani çok birden çok sormasına gerek olmadan bir kez bile kullandığındaki dönüşümü görüyor. Beni arayan çok arkadaşımız var. Hocam gerçekten çok işe yarıyor. İşte şunu sordum böyle oldu. Bu sonucu aldım diye. Tabii ki sizinle tanıştığımızdan beri de dilimde bu soruyu çok duymuşsunuzdur. Bundan daha iyi nasıl olur? Herkes diline dolasa bunu. Evet. Ve bırakın diğer araçları. Sadece bunu söylese bile acaba neler yaratabiliriz? Bundan daha iyisi nasıl olur? Evet. Lütfen herkes her gün her şey için bunu sorsun. İyiyle karşılaştığımız durumda da, kötüyle karşılaştığımız durumda da bu soruyu sorarsak... Kötüde de soracak mıyız? Yani kesinlikle. Mesela çok kötü bir... Ama tabii yani bundan asıl daha kötü... Asıl için soracağız. Bundan daha kötü nasıl olur demediktense her şey... Evet. Çünkü onun da cevabı gelecektir. Bu sorunun asıl amacı şu. Yani acaba daha iyisini da nasıl... herkes söyleyebilir değil mi? Kesinlikle, çok, evet. Çok güzel. Kesinlikle. Yani illa bir eğitim ya da terapi almaya gerek yok. Hı-hı. Gerçekten bugün burada herkese bunu duyuralım ve hayatlarında hep soru sorsunlar. Yalnız neden, niçin sorusu soru değil. Hı-hı. Sizi aşağı çeken sorular Access'in soru olarak tanımladığı konu, hı-hı, değil. Size açılımlar yaratan, seçenekler karşınıza çıkartan soruları sormak. Hı-hı. Ama cevabı kendiniz üretmeden. Hı-hı. Ne zaman bir soru sordunuz, arkasından cevabı kendiniz üretiyorsanız, yukarıda sizin için hazırlık yapan kuantum dolaşıklıkların kafasını karıştırıyorsunuz. Çünkü okey, sordum, cevabı verdin. Okey, ya o cevabın dışında seçenekler varsa ve sen henüz bunun farkında değilsen. O nedenle biz hep soruyoruz. Mesela diyoruz ki bir sorunla karşılaştık. Bu sorunu çözmem için neler mümkün? Bunu nasıl çözebilirim? Peki, tabii ki Access'i, o eğitim süreçlerinde konuşacağız ama bütün bunları söylerken çok güzel, hakikaten insana katkısı olacağına da çok inanıyorum ama bazen de şu var, işte hayatta hepimizin tabii ki yaşadığı problemler var, acılar var, yani kaçınılmaz şeyler yaşanabiliyor. Hani Sezen'in şarkısında, Sezen Aksu'nun şarkısında dediği gibi, acıdan geçmeyen şarkılar biraz eksiktir. Yani aslında hayata dair olumsuzlukları da yaşayıp üzülmek de gerekmiyor mu yani yerine göre? Yoksa her üzüntüde ya da her olumsuzlukta da hep olumlama cümlesi mi kurmamız gerekiyor bizim daha iyi olabilmemiz için? Şimdi Access'i bizim araçlarımızdan bir tanesi Sedan. Her şey enteresan bir bakış açısıdır. Dolayısıyla mesela az önceden beri konuştuğumuz, aktardığımız konular enteresan bir bakış açısı. Deminden bu yana benim aktardığım her konu enteresan bir bakış açısı. Biraz sonra konuşacağımız her şey enteresan bir bakış açısı. Dolayısıyla hayatta işte bir karmamız var, bir şeyleri deneyimlememiz lazım. Dolayısıyla bu acıyı çekersen buradan başarıyla çıkarsan bir yolculuğum olurla ilgili Access'in de bir bakış açısı var. Access'in bakış açısı şu, bizler sonsuz varlıklarız. Ölümsüz ruh değiliz. Aslında ölümsüz ruh olmak ve sonsuz varlık olmak biraz derin bir konu ama çok yüzeysel geçeceğim. Merak edenler tabii ki eğitimlere katılıp öğrenirler ama sonsuz bir varlığın bir deneyime ihtiyacı olur muydu? Bir tecrübeye ihtiyacı olur muydu? Olmazdı. Dolayısıyla sonsuz varlık olarak biz acı çekmek zorunda değiliz. Hayatta bir yolculuğumuz içerisinde sadece 10 saniyelik seçimlerden işliyor olsak bu ne yaratırdı? Bu da Access'in bir başka aracı aslında. 10 saniyelik seçimlerde yaşamak. Dolayısıyla pek çok araç var Access'te. Eminim burada hepsini sığdıramayacağız. Evet. Ama hayatta bakış açısına göre Access'in o sorunları, o sıkışmışlığı yaşamak zorunda değiliz.
Dolayısıyla araçlarla bunların hemen farkına varmak ve farkındalığıyla o sıkışmış enerjiyi temizlemek ve o süreci hızla geçmek mümkün. Başta bir sorunuz olmuştu, hani neden akses diye. Bunu burada bu konuyla bağlantılı küçük bir ilave yapayım. Hayatta yaşayacaklarımızı değiştiremiyoruz. Yani karşımızda işe gidiyoruz, işte dışarı aile ilişkilerimiz var, arkadaş ilişkilerimiz var. Gün içerisinde pek çok olay yaşıyoruz ve sizin kontrolünüzün dışında gelişen pek çok sorun da karşınıza çıkabiliyor. Akses'ten önce pek çok teknik öğrenmiş olmama rağmen benim bu karşılaştığım sorunları aşış sürecim uzundu. Akses teknikleriyle birkaç saniye olmadı, bir saat, 2 saat maksimum sürüyor benim çok ciddi olarak gördüğüm bir sorunu sorun olmaktan çıkartmam. Harika. Dolayısıyla herkes umarım aksesin araçlarını öğrenir ve onlar için de bu süreç olur. O yüzden aksesi ağırlıklı olarak kullanıyorum. Hayat kolaylık, neşe ve ihtişamla geliyor ki bu da aksesin güzel bir mantrasıdır. Duydunuz mu hiç? Tüm yaşam bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Çok güzel. Bunu söylemiştim. Evet. Mantrası diyoruz aksesin. Ve herkese de tavsiye ediyoruz. Diyoruz ki sabah 10 kez, akşam 10 kez en az söyleseniz acaba bu hayatınızda ne yaratırdı? Geri Douglas diyor ki gerçekten bu bir davetidir. Tüm yaşam bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Ya da hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Sabah akşam bunu söylediğinizde zaten enerjisi bile çok güzel değil mi? Hani, evet. Tüm yaşam bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir deyince zaten otomatikman değişiyor yani. Diğerinin de söylediği o diyor ki bu bir davetiye cümlesi. Bunu kullandığınızda kişileri gerçekten bu aksese, bilince davet edeceksiniz. O yüzden kullanalım hep birlikte. Evet, çok güzel hakikaten. Peki eğitim süreci nasıl oluyor? Kimler mesela akses eğitimi alabilir? Siz bu konuda eğitmensiniz. Evet. Sizden eğitim alanlar da sizin gibi bir eğitmen olabiliyorlar mı? Neler katıyor kişilere? Süper soru. Harikasınız. Şimdi tabii ki bence kim eğitim almalı? Herkes. Anne babalar eğitim almalı. Çünkü çocuklarına dokunduklarında nasıl bir gelecek yaratacaklar ben gerçekten merak ediyorum. Eğitmenler, öğretmenler keşke alsalar. Sağlık konusuyla ilgilenen herkes keşke öğrense. Hiç sohbet etmeden ya da başka şekilde bir karşılıklı hani koçluk süreci gibi bir şeye de girmeden kolaylıkla yapılabilir bir şey. Ve özellikle çocuklarda mesela bir kişiyle bir büyüğümüzde 1-1,5 saat sürerken çocukta belki 15-20 dakikada bitebilecek bir seanstır bu. Oysa çocuklar sıkılmadan onlara uygulanabilir. Herkes öğrenmeli. Hayatında artık evet şimdi ne yapabilirim, bir şeyleri değiştirme zamanı geldi diyen herkes öğrensin. Evet. Akses'in eğitim çeşitleri var. Akses Bars bir tam günde öğretilebilir bir uygulama ve uluslararası sertifikalı bir eğitim. Access Consciousness bir şirket ve gerçekten kurumsal yapısı tamamen oluştuğu için tüm dünyada kuralları belirli eğitimleri var. Yani bir eğitmene ya da terapiste bağlı değil evet durum. Evet, dolayısıyla onun kuralları belirli. Access Bars bir tam gün en az 8 saat süren bir eğitim. O eğitimde kişiler ikişer seans kendileri eşleştiği kişiye yaparak iki seans da kendisi alarak yani 4 seans karşılıklı uygulamayla öğretilir. İkinci yarısı eğitimin böyle geçer. İlk bölümü de bilgi aktarımıdır ve Gary ve Dale'le bir video aracılığıyla tanışma sürecidir. Evet. Bir şunu soracağız, tüm eğitim alan kişiler öncesinde gelip bir terapi oluyorlar mı? Ama eğitim sürecinde aslında bir kısmını zaten o şekilde yapıyorsunuz yani, anladığım kadarıyla. Vallahi harika, güzel, ne güzel sorular geliyor sizden, süpersiniz. Çünkü şöyle... Tabii bu yine eğitmene ve terapiste bağlı bir açıklama olabilir ama benim bakış açım ve benim yönlendirmem şöyle oluyor beni arayan kişilere. Diyorum ki eğitime gelin. Hocam bazı hatta hocam önce ben bir sizden seans alsam. Okey, tabii ki bir sor diyorum kendine. Hani hangisi senin için daha hafif? Eğer illa da seans almak istiyorsa tabii ki onun seçimini ona bırakıyorum ama bence doğrudan eğitime gelinebilir. Tanışılsın. Zaten eğitimde tanıştığı kişiler birbiriyle artık dost oluyorlar. Ve bununla birlikte bizler de eğitmenler olarak hediyelendirme günleri yapıyoruz. Yani
Bars eğitimi almış kişiler bir araya gelip birbirlerine zaten bars yapabilirler. Bir tam günü öğrenebilir miyim endişesi olabiliyor. Evet. Evet. Herkes öğrenebilir. Çocuklara bile öğretiyoruz ve çocuklar gerçekten çok keyifliler ve sınıflarımızda, akses sınıflarında biz çocukların olmasına bayılıyoruz. Dolayısıyla çocuklarınızla birlikte eğitime gelebilirsiniz. Çocuklar da ayrı mı çocuklar yoksa yetişkinlerle birlikte alıyoruz. Evet. 15 yaşına kadar olan çocuklar zaten ücretsiz katılabiliyorlar. O yüzden ben bir anne babanın çocuğu varsa mutlaka birlikte gelmesini öneriyorum. Birbirlerine yapsınlar, öğrensinler diye. Hem de o çocuk da orada değişerek çıkıyor. 15-17 yaş, 15 ve 16 yarı ücret, 17 ve 18, evet karıştırdım galiba. 18-25. Yok yok. 15-17 yarı ücret, 18 ve yukarısı tam ücret. Evet. Tamam, doğru olan bu. Bir daha söyleyeyim karışmasın. Tamam. 18 sonrası yetişkin grubunda olduğu evet. için zaten. Evet. Aynen öyle. Aynen. Bundan da aynası olur. Dolayısıyla bütün çocuklar evet, gelsin. Çok iyi. Ücretli zamanlarına gelmeden hepsini bekliyoruz bars eğitimlerimize. İyiymiş tam böyle. Bars tabii eğitimlerden biriydi. Çok özür diliyorum. Hani eğitime devam edelim derseniz de başka eğitimler de var konulu eğitimlerimiz. Mesela bir kişi Access Bars aldım. Bundan sonra ne yapacağım hocam derse. Access'in az önce bahsettiğimiz soruda yaşamak, işte her şeye enteresan bakış açısı gibi pek çok aracını öğrettiğimiz 4 günlük bir foundation eğitimimiz var. Foundation temel eğitimi, evet. Artık İngilizcelerin hep o kadar trademark oldu ki hep kullanıyoruz. Kusura bakmayın. Hani İngilizce kullanma alışkanlığından değil de Türkiye'deki herkes de Access Foundation diye öğrendi. Geçenlerde bir Access temel eğitim deyince hocam o hangisiydi falan diye soruyorlar. Evet, o yüzden hani trademark olunca öğrendi herkes, Access'çilerin hepsi. İleri düzey eğitimler de var. Konulu eğitimlerimiz de var. Mesela para seminerlerimiz var. İlişkiler üzerine verdiğimiz seminerler var. Bunların hepsi keyifli. Dolayısıyla bir barsla tanışıp oradan ne yapabileceklerine bakabilirler. Yine o bir günlük eğitimle birlikte bir sertifika veriliyor mu kendilerine? Tabii, evet. Aynı zamanda eğitim alanlar eğitmen oluyor mu? Ona da devam edelim. Doğru, sorunun devamı oydu. Şimdi Access Bars'a o bir tam günlük eğitim kişiye uygulama yapma hakkı tanıyor ve uluslararası bir sertifikasyona sahip. Dolayısıyla kişi o gün geldiği anda sertifikasını alarak oradan çıkıyor ve profesyonelce uygulayabilecek yetkiye sahip oluyor. Tam bir uygulayıcı olarak oradan çıkabilir. Dolayısıyla aslında gerçekten ben ne yapabilirim, nasıl katkı olabilirim, bunu iş olarak yapabilir miyim diye düşünen kişiler için de Access Bars eğitimi gerçekten bu anlamda katkı dolu bir eğitim. Her anlamda hayatlarına katkı olur. Eğitmen olmayı seçen bir kişi de yani o Bars eğitimini kendisi de vereyim derse 3 farklı Bars eğitmeninden ayrı ayrı bu eğitimi alırsa başvurusunu da yaptıktan sonra kendisi de eğitmen olmaya hak kazanıyor ve Türkiye'de çok sayıda Bars eğitmenimiz oluştu. Çok meraklı gerçekten. Hepinize teşekkür ediyoruz yani. Merak harika. Evet. Ve herkes Bars eğitmeni olmak için bizlere başvuruyor ve sıkça da biz de yetiştiriyoruz. Çok keyifli, çok eğlenceli. İtiraf edeyim ben Gülşah'la hele ki böylesine konulara çok fazla değinmeden ya da program öncesinde de söyleyebilirim. Yaşam koçunu çok duyuyoruz son dönemlerde. Özellikle ünlülerin işte kimi yaşam koçunun desteğiyle fazla kilolarından kurtuluyor. Kimi hayatında birçok alanda destek alıyor ama bu farklılıkları, bars'ı birçok şeyi gerçekten sizlerin sayesinde daha fazla detaylı bir şekilde öğrenmiş olduk. İzleyicilerimize de buradan tabii ki ekranlara da taşıyoruz bunu. Şimdi Gülşah'a sormak istiyorum. Sen de bunun da eğitimini aldın mı? Bir eğitmensin ama birçok konuya da ilgin var. Sana katkısı ne oldu? Böyle canlı bir örneği varsa alalım. Şimdi ben de aldım bunun eğitimini. Eğitmenlik seviyesinde almadım tabii ki ama bir defa aldım. Kendi bünyemde çalışan bir eğitmenden aldım. Nasıl bir açılım sağladı? Şöyle bir açılım sağlıyor. Uygulama anlamında hiç uygulamadım. Yani herhangi bir kişi bir bar seansı yapamadım henüz. Çünkü notlarımı hani bir yoğun olmadığım bir dönem bakmam lazım. Çünkü şu anda hani yeterli görmüyorum kendimi. Ama cümlelerin hani galiba sorular farklı bir araç oluyor. Barlar farklı bir araç oluyor.
sorularını kullanıyorum sürekli. Gerçekten çok çok işe yarıyor. İnsanlara pozitif bir bakış açısı kazandırıyor. Kendi koçluk eğitimlerimde de, yaşam koçluğu eğitimlerimde, öğrenci koçluğu eğitimlerimde bunun çocuklara yapıldığını da bildiğim için sürekli tavsiye ediyorum. Kendi katılımcılarıma da şunu söylüyorum. Hani bu eğitim gerçekten çok keyifli. İnsanın bakış açısını değişiyor. Bunu alabilirsiniz diyorum. Almak isterlerse alıyorlar. Gerçekten sorular, yani sorduğunuz sorularla ilgili mesajlar alıyorsunuz. Bu çok değişik bir sistem. Yani bir şeyin mesela cevabını merak ediyorum. O bir şekilde karşıma çıkıyor. Yani cevabını bir şekilde görüyorum. Evet. Mesela bunu nerede görüyorum? Bir şey soruyorum mesela. Bunu böyle mi yapmalıydım acaba diyorum. Bunu böyle yapsam nasıl olur diyorum. Nasıl sorusu çok önemli. Çünkü çözüme yönlendiren bir şey. Mesela bir caminin işte akan yazılar olur ya camilerde böyle. Mahya derler galiba onları ama. Orada mesela yazan bir ayet benim sorumun cevabı olabiliyor. Veya işte bir okuduğum kitaptaki bir cümle benim sorumun cevabı olabiliyor. Veya bir katılımcı geliyor o gün eğitime. O sorduğum sorunun cevabını bana detaylı anlatıyor. Onun için cevabın nereden geleceğini bilmezsiniz kesinlikle. Ama soruyu sorun yeter. Cevabı siz bulmayın sadece. Çok iyi. Ben bulmuyorum. O zaman ama fark ediyorum. Cümlelerden birini söyleyerek reklam arası verelim. Harika. Başka neler mümkün? Evet, bundan daha iyi nasıl olur? Evet, evet efendim, reklam arası veriyoruz. Sonra tekrar devam edeceğiz. Evet değerli izleyenler, devam ediyoruz. Bugün hem yaşlılığı konuşuyoruz hem de aslında yaşlılık konusunda bile çareler üreten Access Bars'ı konuşuyoruz. Bu konuda uzman olan Berna Şirin hanımefendi ile. Aslında tabii söylemedik ama siz aynı zamanda bir kamu kuruluşunda çalışan birisiniz. Değil mi? Evet. Evet. Daha önce öyle bir çalışma hayatım vardı. Dolayısıyla hayatta aslında her zaman başka neler mümkün diye soran herkesin kolaylıkla hayatına dahil ederek bir şekilde kullanabileceği güzel araçlardan biri Access Bars. Yaşlılıkla ilgili az önce sohbet ettik ve güzel de bir giriş yaptınız. Bizim Access'te bakış açımız, yaşlılıkla ilgili bakış açımız, her şey enteresan bir bakış açısı. Dolayısıyla yaşlılıkla ilgili süreç de öyle. Geride aklıslar ki hani hiçbir hayvanı gördünüz mü? O süreçte öleceği ana kadar işte hani hastalanıp bir yere yatıp da sonra da ölmeyi seçtiğini. Evet. Oysa biz insanlar geçmişten, aile bizden kopyaladıklarımızdan ya da o güne kadar öğrendiğimiz her şeyden yaşlılıkla ilgili bir bakış açımız var. Şu yaşa geldiğimizde şunu yaşarız, bu yaşa geldiğimizde bunu yaşarız. İşte belli yaşta gözlük yakın göremeyiz, bakarız. İşte ailemde tansiyon, şeker var, bende de o yaşa geldiğimde bunlar olacak. Dolayısıyla işte ailedeki kalıtsal olarak nitelendirilen hastalıkları ben de taşıyacağım. Ve yaşlılığımda tıpkı annem, babam, anneannem, dedem, ninem gibi o süreci ben de yaşayacağım gibi bir bakış açısını satın alırız. Ve bunları kendi gerçeğimiz yaptığımız anda da onu yaşarız. Gelecekte bir anı katılaştırırız çünkü Access'te. Biz bu bakış açılarını nasıl elimine edeceğimizi, nasıl temizleyeceğimizi öğretiyoruz Access eğitimlerimizde. Dolayısıyla bu süreci nasıl kolaylaştırabileceğimizi, nasıl daha kendimizi dinç, genç, enerjik hissedebileceğimizi görüyoruz. O yüzden de siz Access'le tanışınca sizi görenler diyor ki vay, gittikçe gençleşiyorsun, ne yapıyorsun? Harika, kim istemez ki diyeyim ben de bunu. Çocuklara da veriyorsunuz. Peki yaşlılıkta da bir sınır var mı? Yani 80'den sonra da bu kişilere katkı sağlıyor mu? Onlara da bunu hem seanslarını ya da hem eğitimlerini verebiliyor musunuz? Tabii ki. Talep eden herkese verilebilir. Seans zaten hiçbir sınırı yok. Yani kişi tamamen hasta, yatalak bir hasta da olabilir, yaşı çok ileri olabilir, hani demans olabilir, yani zihinsel olarak bir faaliyette bulunmuyor olabilir ya da çok yeni doğmuş bir bebek olabilir. Yani herkese yapılabilir. Bu soru çok geliyor, hocam işte şöyle bir rahatsızlığı var, yapabilir miyim? Ya da işte bu kişi konuşmuyor, derdini anlatamıyor, buna yapabilir miyim? Cevap evet. Herkese Access Bars uygulanabilir ve muhteşem katkı yaratacağından da hiç şüphem yok. Evet.
Şimdi sevgili Gülşah'a dönmek istiyorum. Yaşlarda algı zayıflaması kaçınılmaz mıdır? Bazılarında daha erken olduğunu da görüyoruz. Kendi de artık işte şöyle oldu böyle oldu anlamadım, duymadım falan gibi söyleyebiliyor. Bu durum kaçınılmaz mı gerçekten de? Algı zayıflaması dışarıdan algılanan şekilde kaçınılmaz diyemeyiz. Yani şu şekilde bir kere herkesin belli bir algı derecesi var. Yani aslında doğduğumuzda zihinsel gelişimimizi özellikle 0-2 yaş arası zihinsel gelişimimizi tamamlıyoruz. O 0-2 yaş arasında algılama becerilerimizi ne kadar geliştirdiysek o algı aslında ölene kadar bizimle geliyor. Ama ne zaman zayıflamaya girebilir? Algı şu şekilde zayıflamaya giriyor. Beyin hücrelerindeki yıkım başladığı zaman. Bu da demansla birlikte gerçekleşiyor. Yani her yaşlanan insanın algısı zayıflayacak diye bir kural yok. Evet. Hangi insanların zayıflıyor? Genç olsun, yaşlı olsun, demans olabilen. Artık erken demanslar da biliyorsunuz görülüyor. Yani eskisi gibi sadece yaşlılar buna mı yok? Demans olan, Alzheimer olan, nöropsikolojik problemi olanlarda algı zayıflaması oluyor. Ama bazen de bakıyoruz mesela, benim annemin bir akrabası var, 90 yaşında. Kadın Kur'an-ı Kerim'in birçok şeyini ezbere okuyor. Mesela şimdi burada algı zayıflamasından bahsedebilir miyiz? Tabii. Bahsedemeyiz ama bazen de 30 yaşında ya da 90 yaşında üniversitede ders anlatıyor hoca hala. Bazen de 30 yaşında bir bireyle karşılaşıyoruz. Algıda sıkıntılar var. Evet. Veya doğuştan getirdiği yani, algılama zorlukları var, disleksi gibi. İlk bölümde söylemiş olduğun gibi yaşlılığın işte psikolojik, ruhsal, fizyolojik olarak değişebildiği, buna o erken yaştaki durumlara örnek ruhsal yaşlanma mı olur o zaman? Erken yaşta demanslar başladı. Yani son dönemde özellikle popüler. Bunun sebepleri şunlar olarak gösteriliyor. Ağır metal birikimleri vücuttaki. Beyin hücrelerinde o nörolojik dengeyi bozan en büyük faktörlerden bir tanesi olarak görülüyor. Ağır metal birikimi. Yine aşılar artık sorumlu tutulmaya başlandı. Aşılarda bulunan bir takım maddelerin, bir takım bileşiklerin kişilerde erken demansa sebep olduğu, otizme varan problemlere sebep olduğu konuşuluyor. Ruhsal yaşlanma tabii ki psikolojik olarak kişinin ağır depresyonlar geçirmiş olması illaki ilerleyen dönemde demanslara sebep olabilir ama buradaki esas kıstas kişinin depresyon geçirmesi, depresyondan ne kadar etkilendiği. Bazen çünkü bilinçaltımız şu şekilde çalışır. Çok ağır bir travma yaşarsınız. Bu travmanın üstünü örtersiniz ve hatırlamamayı tercih edersiniz. Doğru. Bu hatırlamadığınız zaman da ne oluyor? Zaten bir algıda zayıflama ve demansmış gibi gözüküyor ama aslında ne kadar etkilendiğinizle yine çok alakalı bir şey. Her depresyon demansa sebep olmaz. Her yaşlı demans olmaz. İlerleyen dönemde belki bir insan 70 yaşında ömrü 100 yaşında yakalanabilir veya hiç yakalanmadan da hayatını sonlandırabilir. Evet. Böyle bir şey söyleyebiliriz. Peki algı ve hafıza zayıflamaları hangi aşamada yakınlarının dikkatini çekmeye başlar? Algı ve hafızadaki zayıflamalar öncelikle bireyin dikkatini çekiyor fakat üstünde durmuyor hastalar. Genellikle bunu nasıl algılıyorlar? İşte bu aralar psikolojim bozuldu. İşte bu aralar işte kızım şöyle oldu, oğlum böyle dedi. Bu aralar kendimi iyi hissetmiyorum. Ondan böyle şeyler olabilir. Ama şunu çok iyi bilmek gerekiyor ki özellikle 60 yaş civarı, 55 yaşın üstü bir bireyin şunu bilmesi gerekiyor ki depresyon veya üzüntü direkt manada hafıza kaybına sebep olmaz. Yani bir şeye üzüldüğünüz için bir şeyleri unutmazsınız. Hiçbir zaman bu böyle değildir. Onun için unutmak her zaman bizim için bir belirteç. Unutmak her zaman bir şeylerin belirtisidir. Bu anlamda ve bu belirti de genellikle psikolojik kökenli değil de daha çok nörolojik kökenli olabiliyor. Onun için unutmalar yaşandıysa buna dikkat etmek lazım. Yakınlar artık durum iyice ilerledikten sonra fark etmeye başlıyorlar. İşte kişi mesela evini bulamamaya başlıyor. Yönünü bulamamaya başlıyor. Veya söylediğini unutabiliyor. Söylediklerini unutuyor. En çok mesela rastladığımız aile yakınlarının fark etmesi şu oluyor. Bir şeyden bahsediyor mesela diyor hocam. Ondan sonra o söylediği şeyi unutuyor, bir daha anlatıyor. Gün içinde 4-5 kere aynı şeyi anlatıyor. Anne sen bana bunu anlatmıştın. Ne zaman anlatmıştım hatırlamıyorum. Mesela en büyük şüphe uyandıran şeylerden bir tanesi bu oluyor bizim için.
Onun için aile yakınlarının bu konuda annelerine, babalarına çok hassas bakmaları lazım. Çünkü tedavisi var mı demansın veya Alzheimer'ın? Şu an hali hazırda yok. Alzheimer'ın aşılarını çıkacağı söyleniyor ama bu konuda erken teşhis tabii ki diğer hastalıklar gibi önemli. En azından ilaçlarla o demansın süresi uzatılabiliyor. Belirtilerin kötüye gitmesi engellenebiliyor. Evet. Son yıllarda sanıyorum artış gösterdi Alzheimer ve erken yaşlarda da olmaya başladı. Peki bunun psikolojik etkileşimleri var mıdır? Ya da genetik başka faktörlerden dolayı mı oluyor genelde? Alzheimer'ın psikolojik kökeninden ziyade Alzheimer olduktan sonraki psikoloji bizi ilgilendiriyor. Yani Alzheimer bir nörolojik rahatsızlık. Orayla biz psikologlar olarak çok ilgilenmiyoruz. Alzheimer olan bir bireyin ve ailesinin, yakınlarının psikolojisiyle daha çok ilgileniyoruz, onu söyleyeyim. Alzheimer'ın neden olduğuyla ilgili az önce de söylediğim gibi genellikle ağır metaller sorumlu tutuluyor son dönem için. Aşılar sorumlu tutuluyor. Fakat kalıtsal bir geçiş var mı? Evet, kalıtımsal bir geçiş olduğu söyleniyor. Özellikle ailesinde birinci derece yakınlarında Alzheimer hastalığı bulunan kişilerin Alzheimer'a yakalanma oranı %25 daha yüksek diğer bireylere oranla. Onun için 55 yaşından sonra özellikle bir Alzheimer kontrol testleri panellerini kullanmak lazım. Bugün onlardan bir tanesinden de bahsetmeyi düşünüyorum vaktimiz kalırsa. Tabii. Bu arada duyduklarımı da hatırlayınca söylemek isterim. Bazı vitamin eksiklikleri ileride Alzheimer hastası olabilirsiniz sinyali veriyor deniliyor. D vitamini çok bahsediliyor. Özellikle D vitamini eksikliğini ve B16 vitamini, B12 değil ama vitamini eksikliklerinin kansere kadar ilerleyebileceğini, kemik hastalıkları, işte nörolojik rahatsızlıklara sebep olabileceği konuşuluyor. Ama çok net bir bilgi yok. Yani Alzheimer'da biraz kalıtım, biraz işte ağır metaller daha çok tartışılıyor. Alzheimer hastalığında dediğim gibi Alzheimer'lı kişinin psikolojisi bizim için çok önemli. Bu boyutuyla daha çok biz ilgileniyoruz. Ve bir de aile yakınlarının psikolojisi çok önemli. Alzheimer'da aile yakınları her zaman şunu bekliyorlar. Hani biz ne yapmalıyız? Evet. Çünkü çok zor bir süreç gerçekten. Demans belki ama Alzheimer'da bir hastayla yaşamak, bizzat ben de yaşadım bunu. Mutlaka bakım evinde mi olması gerekiyor Alzheimer hastasının? Şöyle, bunu bizzat kendim yaşadım, kendi dedemde yaşadım. Ben o zaman işte üniversiteye gidiyordum, birinci sınıftaydım galiba. Kendi dedemde yaşadım. Yani çok zor bir hastalık. Kişi sürekli halüsinasyonlar görüyor, televizyonla konuşuyor. Gözünüzde büyüttüğünüz o insan bir anda çocuksu hareketlere gelince siz de çok üzülüyorsunuz. İşte dedem mesela apartmana çıkıyordu, evi bulamıyordu, bu tarz problemler yaşıyordu. Bunları bizzat yaşamış biriyim. Alzheimer'lı bir bireyle aynı evde çocukların olması, gençlerin olması o evin, o gençlerin ve çocukların psikolojisini de direkt bozuyor. Çünkü yapmak istedikleri birçok şeyden mahrum kalıyorlar, evde bir hastayla yaşamak durumunda kalıyorlar. Bize gelen danışanlara bizim önerdiğimiz en önemli şey şu oluyor. Eğer maddi durumunuz müsaitse sadece Alzheimer hastalığı için olan bakım evleri var. Yaşlı bakım evleri. İnanın çok güzel yerler bunlar. Gerçekten yaşlının kendini çok daha iyi hissedecekleri, hissettiği yerler. Biz dedemde de böyle bir şeye başvurduk. Bir psikiyatristle görüşmüştük. Annemin psikolojisi çok bozulmuştu. Dedemi böyle bir bakım evine yatırdık biz. Ve gerçekten çok memnun olduk. Çünkü onların bambaşka bir dünyaları var. Bilmiyorum bunun boyuttaki anlamı nedir? Hani diğer boyutlarda mı yaşıyorlar? Spiritüel anlamını bilemiyorum ama. Genelcesinde hani bununla ilgili şeyleri var. Evet. Şimdi aslında sormadan hemen Alzheimer'ın önüne geçirebilir mi bu aksesiz yöntemleriyle? Daha önce söylediğim şeyi de tekrarlayayım. Tabii ki uzmanlık alanı bu konu olan bir uzmanımızı dinliyoruz. Ben yani Gülşah Hanım'ın söyledikleri akses açısından bakıldığında çok güzel, enteresan bir bakış açısı. Biraz sonra benim akses için söyleyeceklerim de yine aksesin enteresan bir bakış açısı. Dolayısıyla biz demans ya da Alzheimer hastalarının yüksek oranda ruhun o bedende durmadığı için bunları yaşıyor olduğunu algılıyoruz. Bir tane ne kadar ilginç bir spiritüel yaklaşım değil mi? Evet. Ben hani tıbbi ve psikolojik bölümünü anlatıyorum. Ama spiritüel anlamda ruh bedende durmuyor. Evet. Yani sonuçta bu boyutta
sonuçta görünen kişi o kişi o olayı hatırlamıyor ya da bir şekilde aile yakınları zor durumda gerçekten çünkü aynen söylediği gibi çocuklar çocuklaşıyor kişi dediğini hatırlamıyor, çocuğunu tanımıyor, karşısındaki kişiyi tanımıyor. Bunların gerçekten aslında gitmeyi seçmiş ama bir türlü bir nedenle bu boyuttan da gidememiş, gidip arada bir gelen bir ruh olma ihtimalinden bahsediyoruz biz. Dolayısıyla hani bu yönüyle belki konuşmak o ruhla hani okey hani bu seçim senin seçimin onurlandırmak belki de kendi seçimini kolayla kolayca yaşamasını sağlayacak bir sohbet yapmak gerekebiliyor ruhsal boyutta. Bununla birlikte aile fertleri için aslında Access'in pek çok kullanabilecekleri araçları var. Şimdi biz biyotaktikçilik denilen bir beden prosesi vardır Access'te. İlk giriş konuşmanızda da şöyle söylemiştiniz. Hani gençler gençlerle bir arada olmaktan daha çok hoşlanır. Çok yaşlı insanlarla bir arada olduklarında hani enerjileri değişiyor, düşüyor falan. Evet. Çok güzel bir tespit bu. Çünkü bizler bulunduğumuz, sevdiğimiz insanlarla ya da çevremizde bulunduğumuz insanların onları anlamak için, onları iyileştirmek için bir şekilde her ne yaşıyorsa oradaki enerjiyi alıp bedenimize kopyalıyormuşuz. Access'te bununla ilgili bir sözlü ve beden prosesi var. Biyotaklitçilik beden prosesi. Yani örneğin birine öfkeliyseniz bunu bana nasıl yapar dediğiniz anda o durumu alıp anlamak için bunu bana nasıl yaparı bedenize kopyalıyorsunuz. Alzheimer olan bir dedeniz, nineniz var. Onu şifalandıramıyorsunuz ama bedeniniz onun ne yaşadığını anlamak için o bilgiyi alıyor, hop bedeninize kopyalıyor. Ya da çocuğunuz hasta, bir önemli rahatsızlık yaşıyor. Şifalandırmak için bu ne yapıyor, acaba nasıl yaşıyor? Empati kurmaya çalışıyorsunuz, hop bedeninize kopyalıyorsunuz. Bunları temizlemek için Access'in bir beden prosesi var. Yaşamlar boyunca her ne biriktirdiysek bu bedene, biyotaktikçilik diye bir beden prosesimiz var. Dolayısıyla bu uygulanabilir ve hatta geri diyor ki 200-300 kez en az bir kişiye uygulanmalı ki yaşamlar boyu biriktirdiği her neyse o temizlensin. Beden prosesinin de eğitimlerini veriyoruz. İsteyen herkes, Türkiye'nin her yerinde beden prosesi eğitmenleri var ki ben de beden prosesi eğitmeniyim aynı zamanda. Bu eğitimleri alıp uygulayabilirler. Artı hani çok güzel bir teknik, hani bir açıklamada bulundu tabii, işte metal ağırlık yoğunluk ya da bazı vitamin eksiklikleri bu tür şeyleri yapabiliyor diye. Access'in 60'ın üzerinde beden prosesi var. Mesela bunlardan bir tanesi de bedende eksik bir şey varsa bunu tamamlamakla ilgili. Bunun ne olduğunu bilmeseniz bile. Mesela bir vitamin eksikliği olabilir, bir kalsiyum eksikliği olabilir. Ya da olmaması gereken bir şeyi atar. Mesela bir metal birikimi olabilir ya da bedende bir zehir birikmiştir. Ya da bir kanser hücresi vardır. Bedende olmaması gereken neyse onu da yok eder mesela. Böyle hücre yapılarını düzenleyen, hücredeki o negatif, olumsuz kaydı silen 60 civarında beden prosesimiz var. Evet. Bunlar da öğrenilebilir. Hücreler de yenilenince gençte kalınır. Hem hücredeki o sıkışmış enerji hücrede de var. Aynen Bars'ta beyinde deşarj ettiğimiz gibi. Bedeninizin hücresindeki örneğin düştünüz ve çocukken bacağınız kırıldı. O kırık olan bölgede aslında orada bir travma izi var. O izi yok ettiğinizde gerçekten belki bedeninizdeki o hiç geçmeyen nedenini bulamadığınız ağrı yok olacak. Aslında bende var öyle mevcutlar. Başlayalım. Kesinlikle hep şunu bilirdim. Yani ne olursa olsun bir ağrı kalır kendinizi çok zorladığınızda ya da çok fazla oturduğunuzda. Yani aşırı derecelerde hareketsizlik ya da çok fazla hareketli soğuk sıcak gibi bunlar etkiler derler hep yıllar geçse de. Ama o bir travma izi midir diyorsunuz siz buna? Bir travma izi olabilir. Bir başka nedeni de şu olabilir. Aslında buradan da çok güzel bir araca girelim. Belki bu vesileyle de sizin aracınızla da bunu herkese öğretmiş oluruz. Ve %98 ağrı, sızı, düşünce ve duygularından bu şekilde kurtulabilirler. Öğretelim mi? Ne dersiniz? Olur. Harika. Evet. Harika. Şimdi Access'in araçlarından bir tanesi bana mı ait başkasına mı aracıdır?
O da şöyle bir özet geçeyim. Ben yine çok başında olduğu için söylüyorum, bölmeyeyim çok fazla ama araç kavramını kullanıyorsunuz ya. Bu nedir? Bunlar genelde hani o sözlerden, tekniklerden ibaret değil mi? Herhangi bir obje değil. Evet, fiziksel bir araçtan bahsetmiyoruz ama daha kolay olduğunu düşündüğüm için araç kelimesini ben ve hani bu aksesuarcı arkadaşlarım kullanırız. Bir teknik diyelim. Tabii teknik deyince de sanki bir çok zor bir şeymiş gibi insanlar algılamasın. Evet. Akses de o kadar yalın, o kadar kolay, hemen kullanabileceğiniz şeyler ki bunlar. Ne dersek diyelim, doğru kelimeyi bir türlü oraya oturtamıyoruz. Evet, evet. O yüzden araç dediğimde anlayın ki tamam, hani kolay kullanımlı teknikler. Ama böyle hani çok zor bir şey değil. Dolayısıyla bana mı ait başkasına mı, çok güzel bir araç. Şimdi duygu, düşünce ve inançlarımız ve özellikle ağrı ve acılarımız %98'i size ait değil. %98'i. Güzel haber. Hem güzel haber hem de kötü haber. Yani %98'i bana ait değilse yani ben ne yaptım ben? Var bu kadar. Niye bunları taşıyorum? Değil mi? Aynen. Bizler gerçekten şifacılarız. Ve algımız da çok geniş. Kilometrelerce ötedeki her olayı aslında algılıyoruz. Dolayısıyla yan komşunun dizindeki ağrıyı da ben burada oturan kişi olarak algılıyor olabilirim. Ve algıladığım için de hoppadan şimdi diz ağrısı da nereden çıktı diyorum ama ah dizim ağrıyor diyerek de bedenime kilitliyorum. O yüzden ilk önce şunu soralım. Herhangi bir durup dururken gelen bir ağrınız, durup dururken gelen bir duygu, bir iç sıkışmışlığı. Lütfen önce bir sorun. Bu bana mı ait, başkasına mı? Siz bu soruyu sorduğunuzda o durum, o duygu ya da o ağrı olarak tanımladığınız şey birazcık hafifliyorsa size ait değil. O zaman da şunu söyleyin lütfen. Bilinç ekleyerek sahibine geri gönderiyorum. Sahibinin kim olduğunu bilmeniz gerekmiyor. Belki gerçekten 2 kilometre ötedeki bir arkadaşınız. Ama siz algıladınız. Sadece gönderdiğinizde sizden gidiyor. Hep şunu söylerler, ya çocuğumun baş ağrısıysa onu aldıysam niye ona geri gönderiyorum? Ya da annemin baş ağrısıysa onu aldıysam. Siz ondan aldığınız için onda yok oluyor değil. Onda zaten var. Siz sadece fark ediyorsunuz. Ve bilinç ekleyerek de zaten iade ettiğinizde ondaki durumun da değişmesine imkan tanıyorsunuz. Evet. Yani dolayısıyla mesela durup dururken bir ağrınız oluştu diyelim ki başınızda. Okey, bu bana mı ait, başkasına mı? Eğer siz sorduğunuzda hafifliyorsa başkasına ait. O zaman hemen sahibine geri gönderiyorum diyorsunuz. Bana gidiyor. Aitse ne yapacağım? Bana aitse de onu işte pokpot diyoruz. Bizim bir temizleme cümlemiz var. Orada da %2'lik bir kısım tabii bu. O %2'lik bir kısım için de Akses'in geri kalan araçlarıyla tanışmanızı öneriyorum tabii. Eğitimlere bekliyoruz herkes. Seansları bekliyoruz. Söylenmiyor değil mi? Hayır, pokpotluyoruz ama onu öğretmem lazım. Anladım. Bu programa sığdıramayız. Bir temizleme cümlemiz var. Right, wrong, good, bad, online, pop, pot, short, boys and beyonds diye. Akses'le ucundan kıyısından tanışan herkes bununla tanışır. Yaptığı şey de çok kısa özetleyeyim tabii ki. Ben bunun altında sayfalarca konuşabilirim. Bu cümleleri ille de İngilizce mi söylemek gerekir bu arada? Evet, İngilizce söylüyoruz. Çünkü benim bakış açım yine bu arada. Hep bu eğitimlerde de öğrencilerim sorar. Hocam Türkçesini söyleyebilir miyiz? Türkçesi şöyle. İyi kötü, doğru yanlış, hepsi dokuz, oğlanlar, kısalar falan gibi bir şey. Hani, anlamsız oluyor. Zaten İngilizcesi şey de İngilizcesi de aslında tabii kelimeler ki tek tek okey bir anlam taşıyor. Ama cümletik bir anlamı yok. Geri Douglas diyor ki ben bu cümleyi bilinçaltınızı ulaşmak ve bilincinizi bypass etmek için yarattım. Dolayısıyla konuştuğumuz konuda sıkışmış enerjinin yaratıldığı ana gidip orayı temizleyen bir cümle bu özetle. Tabii sayfalarca konuşuruz dediğim gibi. Tabii tabii. Gerçi hani eğitimini aldıktan sonra eminim söylüyorsunuzdur. Kişi anlamını biliyordur ama hani bilmeyen anlamını bilmenizi önermiyoruz. Geri Douglas diyor ki, hep geri Douglas diyorum çünkü ondan aldığımız öğretiyi iletiyoruz. Evet, onu da konuşacağız aslında. Evet, sizin ondan aldığımız öğretiyi iletiyoruz. Çünkü bunlar hani bizim cümlelerimiz değil. Gerçekten Geri'nin cümlesi. Geri gerçekten diyor ki lütfen bunu anlamaya çalışmayın. Eğer ben bunu söylediğimde anlamadıysanız harika. Çünkü ben bu cümleyi bilinçaltınıza dalmak için keşfettim ve yarattım. Siz anlamadan onu temizliyor. Bunu ancak tabii deneyimleyerek anlayabilirler.
Ama bir bazen sadece 3-5 cümlelik sohbette kişinin ana problemi yok olabiliyor. Mesela bir migren rahatsızlığı olan bir arkadaşımla sadece 10 dakikalık bir sohbetle konuşup soru sorup bir enerji açığa çıktığında bu cümleyle temizleyerek o bir daha yaşamayacağı hale geldi. Dolayısıyla bu bir örnek. Evet. Çok örnek yaşıyoruz. Temizleme cümlesi sihirli diyelim şimdilik kısa özetle. Çok işe yarıyor. O %2'lik kısım içinde hani sizin olan ve size ait olan kısım içinde onu yarattığınız anları yıkıp yaratımını iptal ediyoruz. Seansa gelenler de bunu öğreniyor. Eğitime gelenler de bunu öğrenerek çıkıyor. Peki daha önceki bölümde söylemiş olduğunuz o olumlama cümlelerini ve şu anda söylediklerinizi bir kez daha izleyicilerimiz için sizden rica etsek, onlar da not alsalar nasıl olur? Harika, süper. Mesela soru sormak. Lütfen soru sorun ama cevabı siz aramayın. İlk başta dilinize dolayın diye söyledim. Ve belki yüz yüze karşılaşırız benimle ya da yüz yüze karşılaşırsınız diğer akses uygulayıcısı arkadaşlarla. Hepimizin dilinde olan şu soru. Bundan daha iyisi nasıl olur? Bundan daha iyisi nasıl olur dediğinizde bile ister istemez içten bir cevap çıkar. Yani işte şöyle olursa iyi olur, böyle olursa iyi olur gibi değil mi? Evet, siz de cevabı buluyorsunuz eminim. Lütfen bu cevapları elimine edin. Cevap bulmadan bu soruyu sormayı öğrenmenizi tavsiye ediyorum. Soruları cevap bulmadan soracaksınız ve olur da cevap bulursanız bunu da yıkıp yaratımını iptal edeceğiz. Tabii onları da hani burada kısaca özetleyemem ama önemli olan soru sormak. Bundan daha iyi nasıl olur? Mesela başka neler mümkün? Çok güzel bir soru kalıbımız. İki seçim arasında kalıyorsunuz. O mu doğru, bu mu doğru? Bunu da bilemiyorsunuz. Evet. O zaman belki bir üçüncü seçenek var. O yüzden başka neler mümkün? Güzel bir soru. Bunun dışında soru kalıplarımız içerisinde sen çok kullanıyorsun söyledin. Sonsuz seçeneklerim nelerdir mesela? Güzel bir soru kalıbı olabilir. Mesela bu konuyu çözmem için sonsuz seçeneklerim nelerdir? Başına istediğiniz cümleyi yerleştirebilirsiniz. Çok iyi. Bu hastalıkla ilgili de bana ait olmayan kısmını sahibine geri gönderiyorum. Evet, evet. Yani sordunuz bu bana mı ait başkasına mı? Bu soruyu sorduğunuzda o durum hafiflediyse size ait değil. O zaman bilinç ekleyerek sahibine geri gönderiyorum diyorsunuz ve anında gidiyor neyse o sorun. Öyle olduğunda lütfen bana ulaşın ve bu güzel geri bildirimlerinizi iletin lütfen. O soruyu kullandık, o aracı kullandık, o tekniği kullandık. Hocam şu sorunu çözdük, bu sorunu çözdük lütfen. Gerçekten hikayelerinizi, güzel anılarınızı bekliyorum. Evet. Bu paylaşımlar için sosyal medyadan da ulaşabiliyorlar mı size izleyicilerimiz? Tabii, aktif olarak kullanıyor musunuz? Tabii ki. Facebook özellikle aktif olarak daha çok yoğun kullandığım taraf. Dolayısıyla sosyal medya olarak orada bana ulaşabilirler. Ya da web sayfam üzerinden bana ulaşabilirler. Her yerde de zaten bir şekilde beni bulmaları mümkün. Sosyal medyayı kullanan herkes rahatlıkla ulaşabilir. Evet, sık sık söylemiş olduğunuz isimler var. Bu konunun alanın kurucuları sanıyorum. Evet, uluslararası alanda olsun. Da evet, gerçekten başarılı çalışmaları var. Eğitimler de veriyorlar. Önce onlarla olan tanışıklığınız, ilişkileriniz ne durumda, nasıl gidiyor onu sorayım. Ve ardından da bir takım uluslararası eğitimlerde Türkiye'ye geldiklerinde siz ev sahipliği yapıyorsunuz sanıyorum. Ağırlıklı olarak bu konuyu yapıyorum. Da evet. Alalım sizden. Tabii ben biraz değineyim bu konuya. Şimdi Gary Douglas bu sistemin kurucusu ve ilk bu işi keşfeden kişi 90 yılında keşfetmiş. Yıllarca sonra Dame Here kendisine katılmış. Şu anda Gary ve Dame tüm dünyadaki şu anda Access 173 ülkeydi en son hatırladığım kadarıyla. Daha hani geriye pek ülke kalmamış gibi diyelim. ülkede eğitmenleri var ve eğitim veriliyor. Belli seviyeye kadar Gary ve Dane eğitmenler yetiştirmişler ve tüm dünyadaki onlardan biri de benim ve Türkiye'de de çok değerli arkadaşlarım var. Eğitimler Siz eğitimi veriyoruz. Onlardan Türkiye'de mi aldınız? Yurt dışına mı gittiniz? Evet. İlk geri Türkiye'ye 2010 ve 2011 yılında iki kez geldi. Ve o zaman Access Türkiye'de çok bilinmiyordu. Eğitimlerini Türkiye'deki eğitimlerde yani 20-30 kişi belki ancak vardık. Evet. Ve ben ilk geriyle
İstanbul'da vermiş olduğu Level 2-3 diye adlandırılan 2 ve 3. seviye dediğimiz ileri düzey bir eğitimde tanıştım. İlk eğitimleri o şekilde Türkiye'de onlardan aldım. Ben yılda 5-6 kez Geri ve Değin'in Access'le ilgili tüm dünyada düzenledikleri eğitimlere katılmayı çok seviyorum ve seçiyorum. Eğitmen olarak yılda bir kez almamız gereken eğitim grupları var. Çünkü gerçekten çok dinamik bir yapı Access Consciousness ve sürekli gelişiyor. Hiç böyle öğrendim bitti dediğiniz bir durum yok. Hep kendini yeniliyor. Yeni prosesleri, hem beden hem sözlü prosesleri var. O yüzden geri diyor ki benim bu konuda eğitmenlik yapacak arkadaşlarım bu yeni eğitimleri, yeni sözlü prosesleri, yeni beden proseslerini bilmekle yükümlü. Yılda bir kez ileri düzey eğitimlerden birini almak durumundayız. O yüzden de Türkiye'de henüz verilmediği için 2010'dan sonra biz hep yurt dışına gidip bunları alıyoruz. Ve ben Geri ve Değin'in her yıl 4-5 eğitimine mutlaka katılmayı seçiyorum. Tabii herkes yurt dışına gelip eğitim alamıyor. O yüzden Türkiye'de de hani yurt dışına gidemeyen ama Access'i daha derinden tanımak isteyen arkadaşlar için de öncelik yapmaya çalışıyoruz. Ben ve benim gibi bir arkadaşlarım da aynı şekilde. Ev sahipliği yaparak bu tür eğitimleri Türkiye'de de nasıl verebiliriz'e bakıyoruz. Ve yakın zamanda da ev sahipliğini yaptığımız çok güzel eğitimler var. Simo Milasas diye Access'in dünya koordinatörü ve İşin Neşesi kitabının yazarı olan kişi. Neşeli işe sahip olmayı düşünen herkesin kolaylıkla gelip katılacağı bir eğitim için İstanbul'da olacak. Ona ev sahipliği yapıyoruz bir grup arkadaşımla birlikte. Değin Türkiye'ye Eylül ayında gelecek. Kendin ol, dünyayı değiştir eğitimi için. Harika. Ki bu gerçekten hep sorusunu sorduğumuz, bu Değin'in ve Geri'nin Türkiye'ye tekrar gelmesi için neler mümkün diye sorarak bizlerin yarattığını bildiğimiz bir sınıf gerçekten. Tüm dünya Türkiye'de olacak bu eğitim için. Sınıfları çok kalabalık olur ve Geri ve Değin'in. Eğitimcilere yönelik değil mi bu? Bu sınıf şeyden çok ilginç Seda Hanım. Kendin ol dünyayı değiştir sınıfının hiçbir ön koşulu yok. 3,5 günlük bir sınıf ve herkes Access'i hiç tanımamış kişi bile kendisini keşfetmek için o sınıfta olmalı. Dolayısıyla hiç ön koşulu yok, hiçbir eğitim almış olmak gerekmiyor. Doğrudan o sınıfa sadece kayıt olup o gün orada bulunarak katılabilir. Olabilir. Kesinlikle katılmalısınız. Eylül'den önce de hep birlikte 1-2-3 Nisan'da Simon Milasas'ın İşin Neşesi diye sınıflarını iki ayrı sınıf, biri bir tam günlük 1 Nisan'da, diğeri de iki tam günlük 2 ve 3 Nisan'da. Evet, çok yakında. İstanbul'da olacak. Eminim ona katılan herkes hayatındaki iş tanımını tamamen değiştirecek ve neyi yapıyorsa neşeyle ve keyifle oradan yaratacak, para yaratacak, keyfini yaratacak, eğlence yaratacak. Şimdi Access'in sınıfları Mars olsun, Foundation olsun ya da işte şimdi olasılıklar seçimi diye COP diye bir sınıfımız var, o olsun. Kendin ol, dünyayı değiştir olsun, işin neşesi olsun. Bizim sınıflarımız kişi gelir, oturur, bilgiyi alır, gider tarzı bir sınıf değildir. Kişi sadece oraya gelip girişiyle çıkışı arasında tamamen değişerek çıkar. Çünkü temizlik süreçleri vardır, sözlü prosesler vardır. Orada akses araçları kullanırız sınıflarımızda. Ve kişi kesinlikle giren kişi olarak çıkmaz oradan. O yüzden bence herkes akses sınıflarına gelmeli. Hangisi olursa, Bars, Foundation, olasılıklar seçimi, işin neşesi, beden sınıfları... Evet, gerçekten güzel. Hepsi takip etsinler Facebook'tan. Hani hepsini sıralayamayız buradan ama yurt dışından Access eğitmenleri Türkiye'ye geliyorlar ve Türkiye'de bizler, ben veya benim gibi pek çok arkadaşım bunlara eğitmen ev sahipliği yapıyoruz ki gönülden yapıyoruz bu işi. Bizim yurt dışına gidip gördüğümüzü Türkiye'de de herkes görmesi için neler mümkün diyoruz. Evet. Başka neler mümkün diye yavaş yavaş alışıyorum bunu kullanmaya. Bugün madem bu konuyu da konuşuyoruz, arada söylemekte fayda var diyelim. Bakalım süper. Bize neler yaratacak getirecek. Evet, tekrar Alzheimer konusuna dönelim. Bayağı konuştuk yakınlarıyla ilgili de, onların da ruh halinde konuştuk ama kişinin Alzheimer olup olmadığını doktor tarafından henüz tanı konulmadan da anlayabilmenin yolları var mıdır yakınları, aile içinde
nasıl anlayabilirler? Bir testi falan var mı bu tarz şeyleri? Sen de bazen oluyor çünkü böyle şeyler. Yanımda getiriyorum. Evet, bunun bir testi var. %98 doğruluk payı olan bir test aslında. Psikologlar tarafından da kullanılıyor. Testi kullanmanın kolay yolu şu. Aile kendi cevaplıyor soruları. Yani kişiye özel yapılan bir test değil. Bu bellek algı testlerimizden değil. Bu testin sorularını bir konuşalım. Bilmiyorum vaktimiz var mı, reklama girecek miyiz ama. Giriş yapalım. Sonra giriş yapalım, sonra devam edelim. Şimdi şöyle başlayalım. Bir yakınınız var ve Alzheimer ya da demans olmasından şüpheleniyorsunuz. Özellikle Alzheimer testidir bu ama. Şüpheleniyorsunuz. Şu soracağım soruları evet ya da hayır olarak cevaplayın. Evetlere her evet için bir puan yazın. Hayırlara her hayır için bir puan yazın. Sonunda eğer evetler fazla çıkarsa bu konuda şüphe duyabilirsiniz diyeceğiz. Eğer hayırlar fazla çıkarsa şüphelenecek bir şey yoktur diyebiliriz. Şimdi özellikle bu çalışmada bir de şöyle bir değerlendirmesi var. Bu evet ve hayır değerlendirmesi özellikle demansta çok kullanılan bir şey. Yani demans ölçmede işte evetler fazlaysa demans olma şansı yüksek, olması durumu yüksek diyoruz. Ama Alzheimer'da şöyle bir değerlendirmesi var direkt. 3 taneden fazla evet varsa, 3 taneden fazla olumlu, olumlu evet varsa yani. Şimdi anlatacağım gibi. Bu söyleyeceğim test Arizona Banner testi olarak geçiyor. Sağlık Enstitüsü tarafından geliştirilmiş bir test. Çünkü bütün testlerimiz artık aslında sağlık enstitüleri tarafından gerçekleştiriliyor. Çünkü artık Freud yaşamadığı için enstitü testleri kullanıyoruz. Şimdi ilk bölüm 6 sorudan oluşuyor. Burada soracağımız sorular yine evet hayır olarak cevaplanacak. Ve hafızayı ölçüyor. Yani kişinin hafızasında. Birinci soru, yakınınızın hafıza kaybı var mı? Çok net bir soru. Herhangi bir hafıza kaybı yaşıyor mu? İkincisi, varsa birkaç yıl öncesinden mi geliyor? Şimdi Alzheimer'ın çok tipik bir özelliği var. Alzheimer hastaları dün ne yediklerini unuturlar. Evet. Fakat geçmişi asla unutmazlar. Alzheimer'da unutmaya başlama bugünden geriye gider. Demansta geriden bugüne gelir. Alzheimer'da bugünden geriye gider. En büyük belirtilerden bir tanesi. Yani biz Alzheimer hastalarında şuna dikkat ederiz. Bugünü unutur, dünü unutur, dünden öncesini unutur ama 50 sene önce yaptığı bir şeyi unutmaz. Diğer bir soru, hikayeleri sürekli tekrarlıyor mu? Mesela işte siz az önce bahsettiğim, size bir şey anlattım. 2 saat sonra aynı şeyi bir daha anlatıyorum. 3 saat sonra bir daha anlatıyorum ve bunun farkında değilim. Böyle bir şey var mı? Randevularını unutur mu? Doktor randevusunu unutur mu? Mesela en önemli şeylerden bir tanesi. İlaç saatini. Ona geleceğim. Ayda bir kereden fazla yeni eşyaların yerlerini karıştırır mı? Mesela evde mikrodalga bir yerdedir. Onu siler, alır başka bir yere koyar. Dersin ki anne neden bunu buraya koydun? Ne bileyim öyle koydum der. Eşyaların yerlerini karıştırır. Veya işte temizlik yapar, sehpaları olduğu yerden farklı bir yere koyabilir. Bunlar Alzheimer'ın önemli belirteci. Bir de Alzheimer'ın en önemli ikinci belirteci suçlama. Kişi yaptığı hatalardan hep başkalarını suçlamaya başlar. İşte karısına farklı sıfatlar yakıştırmaya başlar. İşte mesela bir eşyayı bulamaz, siz koymuşsunuz der. Çünkü onu asla kendi koyduğunu hatırlamaz. Alzheimer'ın en önemli noktalarından, belirteçlerinden bir tanesi suçlamaktır. Diğer bir söylediğimde geçmişi bugünden hatırlayamamak. Diğer bölümde de yönlerle ilgili problem yaşar. Alzheimer hastaları günü, ayı, yılı karıştırmaya başlarlar. Mesela 2016'dayız dersin. 2016'da mıyız gerçekten der. Çünkü bugünü hatırlamakta zorluk çeker. Yön duygusu tamamen şaşırmaya yönelik bir duruma gelir. Yönünü şaşırmaya başlar. Evi bulamamaya başlar. Bir seyahate gittiğinde kafası karışıyor mu mesela? Buna sonra cevabınız evetse bu da büyük bir belirteç. Para hesabını karıştırmaya başlar. Mesela işte 200 lirayı 10 liraymış gibi size verir. Onun üstünü bekler sizden. Mesela 8 liralık bir ürün aldınız diyelim. 2 lira bekler. Halbuki 200 lira vermiştir. Bunları karıştırır.
Faturalar ve bütçelemede sorun yaşar. Mutlaka parasını nasıl harcayacağını, nasıl kullanacağını bilemez. İlaç saatlerini az önce senin de söylediğin gibi mutlaka karıştırır. Araç kullanma endişesi doğar. Alzheimer hastası bir insanda diğer bir belirteç bu. Bunlar kilit belirteçler diyoruz biz buna. Bir arabayı nasıl kullanacağını, bir mekanizmayı nasıl kullanacağını anlık olarak unutmaya başlar. Yani arabaya biner ilk ne yapıyordum? Acaba kontağı mı çevirecektim, vitesi mi indirecektim veya el vitesini indirecektim gibi mekanizmalara yönelik kullanım bozuklukları başlamaya başlar diyelim. Soba, telefon, mikrodalga gibi şeylerin kullanımını unutur. Yine bunlar da mekanizma. Sobayı açmak neredendi? Telefona nereden basıp arıyordum? Mikrodalgayı nasıl çalıştırıyordum? Bunları unutur. Alzheimer hastalarında bunlar belirteç. Kadın hastalarda ev işi yapma. Mesela eskiden bir ev işi nasıl yapılır? Önce süpürürsün, sonra silersin. Alzheimer hastalarında bunun sırasını karıştırmaya başlar. Önce bakarsınız evi silmiş, sonra bir baktınız süpürmeye başlamış. Bunlar güzel belirteçler. Hasta yakınlarının anlayabileceği, hastalıktan şüphelenebileceği belirteçler. Bunlardan 3 tanesini evet demiş olması Alzheimer şüphesi doğuruyor bizde. Etkinlikleri azaltır. Yani yaptığı spora gitmemeye başlar, keyifsiz olmaya başlar, yaşam enerjisinin düştüğünü anlarsınız. Çok sevdiği mesela günlere katılmıyor derler. Kadın hastaların yakınları. Mesela annem işte günlere katılmayı çok severdi. Kadın günleri olur ya, altın günü mü deriz? Onlara katılmayı çok severdi. Şimdi katılmıyor der mesela. Çünkü o ortamda hep bir şeyleri unutacağından, yanlış konuşacağından endişe etmeye başlar. Çok bildiği yerlerde kaybolur. Yönle ilgili işte bu sıkıntılarda. Ve diğer bir 3 tane son olarak belirticimiz var. Onlar da şunlar. Bir kere kesinlikle kelimelerde karışıklık yaşamaya başlar. İşte teselli edeceğim yerine teskin edeceğim de, gerçi ikisi benzedi ama tasarruf edeceğim der mesela. Seni teselli etmek istiyorum Seda demek yerine seni tasarruf etmek istiyorum Seda der. Kelimeler arasında yanlış kullanım mutlaka olur. İsimleri karıştırmaya başlar. Seda diye çok bildiğim bir isme Berna diyebilirim. Berna'ya Seda diyebilirim. Ve kişileri tanımakta zorluk çekmeye başlamak zaten son aşama. Yani sen kimdin demek artık Alzheimer'ın tespit edilmiş ve ilerlemiş hali. Tabii onun aşamaları da var değil mi? Evet. Daha ileri boyutta bunlardan olması. Bunlardan 3 tane belirti evetse yakınımızı mutlaka bir uzmana götürmemiz lazım. Önce nöroloji, sonra psikiyatri. Evet, teşekkür ederiz. Bu rica ederim. Testi de bizimle paylaştığın için. Aşamalarına da biraz bakalım mı? Tedavi görürken de ilerliyor mu o hastalık, yoksa tedavi durduruyor mu? Nasıl bir süreç? Alzheimer için konuşursak Alzheimer ilerleyici bir hastalık. Demans da ilerleyici bir hastalık. Bunlar durma anlamında değil, tedavi anlamında değil ama geciktirme anlamında tedaviler var. Çünkü Alzheimer'ın zaten yapısı beyin hücreleri arasındaki o bağların yavaş yavaş zayıflaması ve kopması. En son işte solunumla ilgili bazen sıkıntılar çıkabiliyor ve hasta kaybediliyor. Demans kişiyi öldüren bir hastalık değildir. Genellikle böyle söyler hocalarımız. Ama Alzheimer kişiyi sona hazırlayan bir hastalıktır. İlaç kullanma dahilinde kişilerin yaşam süreleri uzar. Psikolojilerini de iyi tutarlarsa ruhsal anlamda böyle access bars gibi şeylerden, çalışmalardan da yararlanırlarsa tabii ki iyileşme, daha iyi olma gözükebilir ama ilerleyici hastalıklar bunlar. Nasıl daha iyi geçirebiliriz, nasıl daha iyi mücadele edebiliriz, onun çabasında olmak yakınlar için her zaman daha önemli. Evet, tamamen kurtulmak gibi bir durum söz konusu maalesef değil. Yok. Ama şu an yok. İyi bir şekilde burada süreci geçirebilmek için. Burada da belki soru sorabilirler gerçekten. Bu durumu kolaylıkla nasıl çözebiliriz? Kimiyle iletişime geçebiliriz? Ya da hayatımıza neyi dahil edebiliriz ki hani bu durum daha kolaylıkla evet. çözülsün gibi aksesuar soruları sorulabilir tabii ki. Ne gibi? Biraz daha hani biraz soralım. Evet, yani bunu bir kere bundan daha iyi nasıl olur? O kadar güzel bir sorudur ki. Bir hastalık, hani Alzheimer ya da farklı hastalandınız. Sadece bu soruyu sorarak bir iyileşebilirsiniz. Bundan daha iyi nasıl olur?
hastada kolaylıkla bunu atlatmam için neler mümkün? Evet. Aslında bunlar bazı kişilere bazı durumlar için böyle şey gibi gelebilir, polyanacılık gibi. Ama sonuçta gerçekten dönüşümü çok pozitif olan olumlama cümleleri olduğu için her durumda söylemekte fayda evet, var yani, diyebiliriz. Evet, hani biz tabii olumlama cümlesi kelimesini bile kullanmıyoruz. Sadece soru sormak. Sorular gerçekten mucizevi. Denedikçe göreceksiniz. Denemek kelimesi bile tuhaf da yani kullanın hayatınızda. Sorun cevap aramayın, geldiğinde de gerçekten not alın, bak bunu sormuştum yani, böyle bir şey oldu diye. Alzheimer hastası olan kişi mi söylemesi gerekiyor yoksa onun yakını mı? Şimdi Alzheimer olan kişi gerçekten zaten o anda orada olmadığı için aileler bu tür soruları sorabilirler. Gerçekten bu durumu nasıl kolay çözebiliriz? İşte Alzheimer olan hasta anne ise annemin hani rahatlığı için, sağlığına, şifasına kavuşması için neler mümkün, ne yapabilirim? Evet. Ya da hani bu durumu yaratan her ne varsa bunu şu anda nasıl yıkıp yaratmanı iptal edebilirim gibi tamam, sorular. Teşekkür ediyorum. Devam edeceğiz daha fazlasını tamam. dinlemek için. Önce reklamlara gidelim, sonrasında yeniden karşınızda olacağız. Değerli izleyenler, devam ediyoruz Alzheimer'ı ve Akses'i konuşmaya. Alzheimer konusunda siz de az önce bir şeyler söylüyordunuz reklamlardan önce. Yine devam edeceğiz ama şunu da merak ediyorum. Bir bakım evine götüremediler. İşte tabii ki şu an hani o konuyla ilgili genelde kişi hep yani kendisi mi harcama yapıyor tedavi için, bakım için, devlet karşılıyor mu? O kısmını bilmiyorum ama diyelim ki evde Alzheimer hastası olan yakınlarına diğer bireyler, yakınları nasıl davranmalı? Hem kendi yaşantıları, ruh sağlığı açısından hem de hasta için. Bir kere Alzheimer hastası yakınların şunu anlaması gerekiyor. Bizim kendi gözlemlerimiz şunu gösteriyor. İnatlaşıyorlar. Yani işte bunu nasıl hatırlamazsın baba? İşte birazcık çaba göster. İşte bak şunu yapabilirsin, sen başarabilirsin. Şimdi bu Alzheimer hastası için geçerli bir şey değil. Bazı hastalıklar iyileşmeye giden hastalıklardır. Yani tıbbi olarak bir Alzheimer hastası iyileşme yönünde ilerleyemez hiçbir zaman. Hastalığı daha yavaş ilerleyebilir ama ilerler. Yani hastalık hiçbir zaman geriye gitmez. Böyle bir tedavi şu anda yok. Dolayısıyla hasta yakınlarının şunu çok çok iyi bilmesi gerekiyor ki bu hastalarla inatlaşmamak gerekiyor. Hatırlayabilirsin, yapabilirsin, iyileşebilirsin diye üstüne düşmemek gerekiyor. Süreci belki iyileştirilebilir. Yani süreç iyileştirilebilir bazı terapilerle, işte böyle alternatif yöntemlerle süreç iyileştirilebilir ama bu hastalarda bunu inatlaşmadan çözmek gerekiyor. Onları zorlamamak gerekiyor. Bir şeyleri hatırlamaları için zorlamamak gerekiyor. Zihinlerin her kullandıklarında bu insanların sinaptik ağları, beyin hücreleri ölüyor. Dolayısıyla daha soft yaşatmak lazım. Onlarla daha soft yaşamak. Evet. Anlattıklarını kabul etmek lazım. Ben bu konuda bir anımı da anlatmak isterim. Ben de şunu da sorarak öyle dinleyelim seni. Bazen işte şey yapılır, o farkında olmadığı bir takım şeyler yapar Alzheimer hastası. Tabii ki. Evdekiler rahatsız olur. Hani bunu niye böyle yaptın, yapma, sürekli aynı şeyi yapıyorsun gibi sorular ya da böyle biraz hani sert çıkışlar hiç doğru değil sanıyorum. Hiç değil doğru mi? Değil. Öyle bir hasta için. Çünkü zaten bir insan nasıl karar verme mekanizmasını kullanır? İrade yeteneği sayesinde. Alzheimer'da irade yeteneği ortadan kalkıyor. Dolayısıyla bu insan normal bir psikolojide veya normal bir zihinsel yapıda değil. Dolayısıyla onun yaptıklarını onu sorumlu tutmamak lazım. Alzheimer hastaları çocuk gibi de davranabilirler. Size çok ağır suçlamalarda da bulunabilirler. Kendi karısına iftira atan, kendi çocuklarına, torunlarına iftira atan Alzheimer hastaları da var. Bunlar da olabilir ama bu onun isteğiyle olan şeyler değil. Tamamen bilinçaltının yönlendirdiği bir şey. Alzheimer hastalarını zorlamamak lazım. Mesela halüsinasyon görüyor. Hastalarda en çok rastladığımız şey. İşte gelmişler mesela şeye, görüşmeye. Adam diyor ki ya şuradaki kertenkeleyi görüyor musunuz diyor.
Kız oradan çıkıyor. Sert bir çıkıyor. Nerede kertenkele var? Orada öyle bir şey yok. Nereden çıkarıyorsun? Peki bu şimdi, Alzheimer hastasını nasıl etkiliyor bu tarz olumsuz çıkışlar? Çok olumsuz etkiliyor. Duygusal tamamen, olarak hani üzülüyor mu o an çok fazla? Şimdi dedik Alzheimer aslında psikolojik bir hastalık değil. Nörolojik bir hastalık. Dolayısıyla nörolojisi bozulan bir insanın psikolojisi yok mudur? Vardır. Psikoloji ayrı bir dal. Dolayısıyla ona onu söylediğiniz zaman o şu anda onu görüyor. Ve sen bunu iddia ettiğin zaman, hayır orada bir şey yok dediğin zaman onu psikolojik olarak yoruyorsun, üzüyorsun. Çünkü o o şekilde inanmak istiyor. Ben kendi dedemde bu mesleği seçeceğim demek ki çok belliymiş. Şöyle bir şey yaşamıştım. Bana sürekli şunu söylüyor. Kızım bak işte misafirlerimiz geldi. İşte çay ikram etmeyecek misin? Annem de genelde bizi bırakır giderdi sağ olsun. Selam söylüyorum ona. Buradan bir aynen. Yok dedi hani görmüyorum demezdim mesela. Giderdim işte çay koyardım. Normal bir insanı hazırlıyor gibi. Getirirdim. Olmayan, görünmeyen varlıklar. Belki de var biz görmüyoruz. Şimdi Berna Hanım öyle diyecek. Onlara önlerine sehpa koyar, çaylar koyardım, bisküviler koyardım. Neden? Ama inanılmaz mutlu ederdim onu. Çünkü süreci iyileştirmeye çalışırdım. Yani ben onunla inatlaştığım zaman, hayır orada öyle birileri yok. Nereden görüyorsun? Veya getiremem dediğim zaman onu aslında psikolojik olarak üzmüş oluyorum. Normalde çünkü nörolojik olarak sağlam olmayabilir ama psikolojisi sağlam olabilir. Ama o yaklaşım o zaman daha çok dedeye olan sevginden dolayı galiba. Tabii ki. Hani bildiğim için değil ama doğru yapıyormuşum şimdi kendimi. Doğru. Gördüğüm güzel zaman doğru yapıyormuşum. Yani onların huylarına gidin. Eğer birlikte yaşamak zorundaysanız bu süreci zorlaştırmadan kolaylaştırmaya bakın. İnatlaşmadan onun için güzel bir süreç geçirin. Evet. Belki de o varlıklar var. Var mıdır Berna Hanım? Berna Hanım öyle. Siz görmüyorsunuz diye olmayacak diye bir şey yok. Çok tabii doğru. Ki yani... Spiritüel açıdan da sizden dinleyelim. Tekrar evet, ben onu da merak ettim şimdi. Şimdi tabii bu hani görünmeyen varlıklar konusu biraz derin bir konu. Hani önce özet bir şey, korkulacak bir şey değil. Bunu fark etmek lazım. Access'in bununla ilgili de eğitimleri var. Talk to the entities diye, varlıklarla konuşmak diye Türkçeleştirebileceğimiz. Tabii ki buradaki hedef onlarla konuşmayı öğretmek değil de farkındalığımızı artırmak, korkularımızdan arınmak. Zaten varlar, bu durumda ne yapabiliriz'i kişilere aktarmak, bu konuda eğitimler bu vermek. Bu Alzheimer hastaları bu mesela varlıklarla konuşmak eğitimindeki varlıkları görebiliyorlar mı? Acaba böyle bir perde mi açılıyor, nasıl şimdi bir şey oluyor? Hani görüyorlar ya da göremiyorlar tabii ki diyemeyiz. Bu kişiye göre değişebilir ama dedenizin örneğinden yola çıkarak sonuçta orada bir şey görüyorsa hani bu bir sanrı değildir diye düşünüyorum. Siz öyle düşünüyorsunuz. Hani tabii bu bizim bakış açımız, benim de bakış açım. Görüyor olabilirler. Çocuklar çok net görür. Bazı hani yetiler belli bir ne bileyim o nörolojik durumda belki bir kapı açıyordur. Oradan bir durum oluşmuştur. Her şey mümkün. Nörolojik durum derken YouTube'da girip bakabilirler. Access'in bir nöroloji hekimi tarafından, bir doktor tarafından yapılmış bir testi var. BARS öncesinde ve hemen BARS sonrasında beyinle ilgili gerekli filmleri hem online canlı olarak gözükecek şekilde hem de film olarak çekimleri yapılıyor. Ve mutlaka izleyin onu. Hekimin, doktorun ya inanılmaz diyerek aktardığı, yani ben böyle bir şey görmedim diyerek izah ettiği, hani bu değişim bir seansta nasıl bu halde oldu dediği çok ilginç. Nörolojik sonuçlarla aktardığı, tıbbi olarak ifade ettiği açıklamaları içeren bir YouTube videosu var. Lütfen seyircilerimiz onu da izlesinler. Bu tür nörolojik rahatsızlıklara da BARS'ın nasıl iyi geldiği ya da BARS beyinde neler yapıyor kanıtlayan bir video. O yüzden çok değerli. Hani anlatamayız şu anda burada ama onu mutlaka izlesinler. İzlemelerinde fayda var diyorsun. Kesinlikle. Yani sizin bir BARS seansı bile çok şey değiştirebilir. O yüzden herkes öğrensin, yapsın. Evet. Bence de daha iyi fayda sağlayacak bir şey. Kaybedecek bir durum değil diyelim. Sizin bakış açınıza göre yine Alzheimer'ı konuşacak olursak dediniz ya görünmeyen varlıklar olabilir. Peki neden o kişilere görünüyor? Bunu nasıl tam olarak açıklıyorsunuz? Şimdi aslında tabii ki bunun şimdi hepimiz aslında görünmeyen varlıkların farkındayız. Fakat farkındalığımızın farkında değiliz. Dolayısıyla özellikle çocuklar ya da bazen mesela
şizofreni olarak tanımlanan bir hastalık grubumuz var. Onların bu tür varlıklarla daha çok iç içe olduğunu düşünür Access. Dolayısıyla o şizofrenik durumun aslında o bedeninde bulunan birden fazla varlığın olmasıdır nedeni. Evet. Tabii Alzheimer'la ilgili olarak geriden duyduğum ve aslında Access'in genellikle ifade ettiği şey, hani varlıklardan öte o bedende durmadığı için ruh, yani bedende olmadığı anları zaten hatırlamıyor. Dolayısıyla bence özde aileye önerilebilecek bir şey. O ruhun seçimini onurlandırmak. Yani gerçekten gitmeyi seçmiş ama neden gidemiyorsa ona bir bakmak gerekebilir. Dolayısıyla belki bu tür bilgileri aileler hem kendi psikolojik durumlarını düzeltmek için Access araçlarıyla tanışabilirler. Hem de bu tür hastalıkları yaşayan yakınlarımızın aslında gitme seçimlerini kolaylıkla yapabilmeleri için onları onurlandırabilirler. Bununla ilgili bakış açımız aslında bu. Yani Alzheimer hastası kişi bedeninde yeterince durmadığı için bu şekilde. Dolayısıyla gitmesine izin vermek lazım. Bizi tıp doktorları vuracak. Tıbbın açıkladığı da görünürü açıklıyor tabii ki. Tıp olarak ki. Da sonuçta iyi ki varlar. Çünkü o sürecin aşılması için gerçekten katkılar ama az önce de sizin de söylediğiniz gibi hani bunun tedavisi yok denilen bir süreçte aileler için kolaylaştırıcı neler mümküne bakmak lazım. Tabii ki hiçbir şey tıbbi çözümün, doktorların yardımının, hastanelerin varlığının önüne geçemez. Elbette. İyi ki varlar, iyi ki bizlerler ve yardımcılar. Bunun yanı sıra kolaylaştırıcı neler olabilire bakmaktır önemli olan. Bazen çözümsüz kalındığı anda belki basit bir bilgi. Bir alternatif işte olarak. İşte bana ait başkasına mı bilgisi mesela direkt hani göndermek değil mi? Mesela nöroloji fiziksel olarak bir şey bulamıyor doktorlar mesela bu tür baş ağrılarında. Baş ağrısı zaten benim başım ağrıyor diye bir doktora gittiğinizde en korktuğu şeylerden biridir sanırım. Çünkü altında bir sürü şey olabilir. Dolayısıyla çok şey araştırmaları lazım. Baş ağrısının nereden geldiğiyle ilgili. Evet. Her şey araştırıldı. Hiçbir şey bulunamadıysa belki de kendisine ait değildir. Ha? Ne dersiniz? Biz ona mesela psikosomatik diyoruz. Evet, evet. Bu açıklamanın nedeni aslında sürekli olarak çok sevdiği yan taraftaki yaşlı ninenin belki ağrılarını alıyor, hissediyor olmasıdır. Onu şifalandırmak için bedenin farkında olmadan yaptığı bir şeydir belki. O yüzden bir gönderi vermek. Evet. Hatta %98'lik kısımda özellikle ağrılarla ilgili olarak dünyanın bizden enerjetik olarak istediği katkılar da var. Mesela sordunuz, bu bana mı ait başkasına mı dediniz, hissedemediniz bir değişim. O zaman ikinci bir soruyu şöyle sorabilirsiniz. Acaba bu dünyanın benden istediği bir şey mi, bir enerji mi, bir yardım mı? Evet cevabı içinizden yükseliyorsa lütfen dünyanın enerjiye ihtiyacı varsa ona verin, iade edin. Dünya benden ne istiyorsan sana iade ediyorum enerjik olarak deyin. Bizim bir de şöyle bir hareketimiz vardır. 1, 2, 3 diye. 1, 2, 3 diye. Atıyorsunuz. Aynen o temizleme cümlesinin enerjisi gibi. Bu da bir şeyleri temizler. Dünya benden ne istiyorsan. Hatta yapalım mı şimdi? Belki burada da bizleri rahatlatacak bir enerji oluşur. Şu anda dünyanın bizden istediği her ne enerji varsa katkı olabileceğimiz ona iade edebilir miyiz birlikte? Evet. Edelim. Okay, harika. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tuhaf geliyor ama çok işe yarayacak. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Şu an ekranları yeni açan da ne yapıyorlar bunlar? Derseniz bir çeşit Access'in tekniklerinden birini kullanıyoruz. Ve dünyanın bizden istediği enerjiyi ona göndererek belki de uzun zamandır çözemediğimiz mide ağrımız olabilir. Uzun zamandır çözemediğimiz baş ağrımız olabilir. Çok güzel şeyler dizimizdeki öğrendik. Ağrımız kesinlikle olabilir. Bunları dünyaya iade ederek anında yok olduğunu görebilirsiniz. Süremiz de doldu. Çok kısa şunu da sormak istiyorum. Hep konuştukça kafamıza soru işaretleri oluşuyor. Şimdi dediniz ya bu ağrılar işte bu bana mı ait yoksa başkasına mı ait, başkasına aitse gönderiyoruz. Hani peki yıllar beri devam eden işte bir sırt ağrısı olabilir, vücudun herhangi bir yerinde bir ağrısı olan kişi de yine aynı
şey sormalı mıdır? Sonucu da tabii alabilir ki. Mi? Belki yıllar süredir taşıdığı o şey aslında kendisinin bile olmayabilir. Ya da aynı anda başka bir boyutta yaşanan bir şey de olabilir. Tabii derin konular, Akses'te tanışsınlar lütfen. Evet, yakınlarında bulunan herhangi bir Akses eğitmenine, Akses uygulayıcısına ulaşabilir. Bana ulaşmak isterlerse de zaten bulurlar. Evet, teşekkür ediyoruz. Sağ olun, güzel, ben teşekkür ederim. Bilgilerinizi ve o güler yüzünüzü bize sunduğunuz için Gülşah'cığım sana da çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ve tabii ki kolaylıklar da diliyorum. Değerli izleyenler. Bu hafta da Hoş Bir Seda'nın sonuna geldik. Efendim yeni haftada tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.